Efendim merhabalar, mutlu günler diliyoruz. Hoş geldiniz. Futbol Mahkemesi'nde sizlerle birlikteyiz. Son Kare dijital ekranlarında da YouTube'da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin varlığınızla daha da güçlü oluyoruz. Son Kare dijitali beğenin, abone olun ve bizleri buradan takip edebilirsiniz. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız hafta ki bugün itibariyle geride bırakıyoruz. Şehitler Haftası'ydı. Biz de bu haftanın bir kez daha şehitlerimiz adına rahmet diliyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Bize armağan ettikleri bu vatana sonuna kadar sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın altını çiziyoruz ve ruhları şad olsun diyoruz. Efendim Süper Lig'de bir haftayı daha geride bıraktık. 33. hafta tek maç dışında tamamlandı. O maçta Sivasspor karşılaşması, Sivasspor Fenerbahçe ile yarın karşı karşıya gelecek. İşte ayrıntılar. Beşiktaş haftayı 3 puanla kapattı. 2 golle Serdar Topraktepe takımın başındaydı ve kazanmayı bildi. İstanbulspor Süper Lig'e veda etti. Fatih Karagümrük kazanınca Süleyman Urman'ın öğrencileri biraz olsun rahatladılar, nefes aldılar başkan. Konyaspor evinde Alanyaspor'a yenildi. Kendini adeta ateşe attı Konyaspor ve çok kritik günler yaşıyor Konya. Samsunspor Adana Demirspor maçı hani tabir yerindeyse ne şiş yandı ne kebap yandı. İkisi de birer puanla sahadan ayrıldı. Mutlular. Trabzonspor Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Çok konuşulacak bir mücadeleydi. Destan yazdı adeta Enes Destan. Bu arada Kayserispor başkanından da sert açıklamalar geldi. Başakşehir Çağdaş Hoca yönetiminde Çaykur Rizespor'u bu sezonun en iyi 4 hocasından ikisi karşılaştı. Çağdaş Hoca İlhan Palut'la karşı karşıya geldi. Antalya Spor Sergen Yalçın yönetiminde Volkan Hoca'nın Hatay Spor'unu 2-1 mağlup etti. Hatay Spor'da ateş hattında alev alev yanıyor adeta. Galatasaray az önce tamamlanan maçta Siltaş Yapı Pendik Spor'u 4-1 ile geçti. Enteresan bir mücadeleydi. Galatasaray 2-0 buldu, 3-0 buldu, 3-1 oldu. Bir penaltı 90+'da 4-1. Gaziantep Spor Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Kasımpaşa birazcık daha üst sıraları düşünürken Gaziantep Spor acayip bir galibiyet aldı. Tabir tam bu. Hiç abesle iştigal değil. Çünkü öyle bir galibiyet ki az sonra puan durumunda göreceksiniz. Gelsin puan durumu. Ligde 90 puanla Galatasaray zirvede. Rekora gidiyor Galatasaray'da, Fenerbahçe'de. Muazzam bir serüven. Ve yarın maç eksiğiyle Fenerbahçe ikinci, Sivasspor deplasmanında. Trabzonspor 55 puana ulaştı. Beşiktaş'ın da 51 puanı var. İlk 4 sıra. Ve ateşten gömleğin giyildiği Samsunspor'a kadar ama ben 42 puan ligde kalır diye düşünüyorum. Az sonra sevgili hocalarıma da soracağım. Ama Samsunspor, Ankaragücü, Kayserispor, Konyaspor, Gaziantep, Hatay, keza yine baktığımızda Fatih Karagümrük ve Pendik zorlu bir serüven onları bekliyor. 4 takım küme düşecek biliyorsunuz. Ve önümüzdeki haftanın programına bakalım bir de. Önümüzdeki haftanın programı da ekranlarınıza geliyor. Hafta Cuma günü Galatasaray-Adana Demirspor mücadelesiyle açılıyor. Adana'ya gidiyor Galatasaray ve derbi var. Cumartesi günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Saat 19'da. Pazar günü de Trabzonspor-Gaziantep spor maçı. Yani pazar günü haftaya konuşacağımız konular hakikaten çok enteresan olabilir. Adana Demirspor deplasmanı sürprizlere gebe. Ama Fenerbahçe'de Beşiktaş ağırlıyor. Enteresan. Konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz efendim. Hoş bulduk. İyi haftalar. Nasıl geçti haftanız? İyi miydi? Çalışarak. Çalışarak. Nasıl yalan? Simit de simit yiyordun abi. Başka bir şey yok. Ben gördüm seni. Evet. Saffet hocam çalışkan. Üç sektörde çalışıyoruz. Ayakta hocam, durabilmek için. Hocam senin inşaat sektörün var. Otelcilik var. Bir de gıda var değil mi? Evet. Bir de Profesyonel Futbolcular Derneği var. Ha o da var. Yoğunuz o yüzden. Holding olursun. Bir de yayın var. Üzerimde çok yük var. Bu baskıyı ne kadar taşıyabilirim? Yani. Yaş 55. Peki şimdi lige geçeceğim ama birer cümleyle Olympiakos maçı ile ilgili görüşlerinizi de almak isterim. Talihsiz bir mağlubiyet. Daha doğrusu mağlubiyet de yok. Talihsiz bir elenme var. Çünkü berabere bitti penaltılarla. Hani penaltıların günü olmaz derler Ali Bilgin. Yani tabii bir cümleyle kapatılacak bir maç değil bence. Üstüne kitap yazılır değil mi? Asıklığı yani şimdi birazcık daha geriye döndüğümüzde aslında başlangıç noktası bir nevi bir süper kupa feda edildi bunun için. Tabii burada
federasyonu da tabii ki birazcık daha eklemek gerekiyor. Çünkü daha önceden belirttiğim gibi Türk takımın yurt dışında puan toplama ihtimali varken neden bu kadar diretiliyor? Bunu sorgulamak lazım tabii. Çünkü önemli bir maça çıkılacak ve bunun önünde bu gelişmeler ister istemez oyuncuların bilinçaltında da olsa konsantrasını bozuyor. Nitekim de Olympiakos'a baktığımızda deplasmanda oynanan ilk maçta ilk 60 dakikasında çok zorlanan bir Fenerbahçe vardı. Tabii buna katkı sağlayan teknik direktörün de kararları vardı. Bilhassa ilk 11'e baktığımızda... Mendili var mı İsmail Kartal mı? Neyi? Mendili barın mı yoksa İsmail Kartal'ın mı? Yani Fenerbahçe üzerine konuştuğumuz için tabii ki İsmail Kartal'ın. Çünkü onu değerlendiriyorum. Orada ilk 11'e baktığımızda Ferdi'nin sağlıklı ve oynayabilecek bir durumdayken oynamaması, Çağlar'ın hazır olmadan oynayışı bunları tabii ki skor anlamda etkiledi. Ve nitekim 60. dakikadaki değişikliklerden sonra Fenerbahçe birazcık daha kendine geldi. Burada tabii ki Olympiakos'un da birazcık geriye çekilmesi etkili oldu. Ama nitekim onun üzerine bulduğun iki gol var. Yani bir nevi maçı toparladığın gibi. Ondan sonra dönüyorsun tekrardan Kadıköy'de seyircinin muhteşem taraftarının önünde. Aslında fena da oynamadığın bir maç, iyi oynadığın bir maç. Taraftarla birlikte baskı altına aldığın bir rakip var. Üzerine giderken aslında belli olan uzatmalara gideceği bir yerde yine İsmail Kartal hamleleri. Fenerbahçe'yi bence o konuda birazcık daha geriye atıyor. Neden geriye atıyor? Çünkü Fred gibi zaten tecrübeli olan bir oyuncuya ihtiyacınız olacak. 120 dakika boyunca belki penaltılarda. Ya buradaki değişiklikleri tabii ki birazcık sorgulamakta fayda var. Ama elenildi nitekim ve elimizde kalan bir kupa kaldı. O da Türkiye Şampiyonluk Kupası. Şimdi ona odaklanacağız. Kaldı mı sen? Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben eklemek istiyorum. Abilerim konuşmak ister mi? Evet. Yani ben şimdi burada bu kime yazar diye konuşacak olursa İsmail Kartal'a en baştan İsmail Kartal'a. Yazdık zaten canım. Yani 180-90. Mahya kurdular yani. Yani Süleymaniye'nin mahyada. %10'luk bölümü veya 20'lik bölümü de işte yani neyse artık artı 130 da olur. Ali Koç'a yazar ama en büyük bölümü de. Ali Koç'a niye yazsın abi? Yazacak bak ben onu söyleyeceğim şöyle. Ya bence burada federasyonu da unutmayalım. Federasyonun da oradaki bilhassa Süper Kupa olayında onu da daha yeni belirttim. Onun da etkisi var. Yani burada hatalar zinciri var ama ilk etaptaki başlangıç noktası bence kesinlikle federasyondadır. Ya ben aynı görüşte değilim de İsmail Kartal elindeki kupayı da vermiş olabilir. Çünkü ya bakıyorsun Avrupa'daki yani Avrupa'da başarılı olabilecek. Yani şimdi Konferans Ligi diye insanlar eleştiriyor. Konferans Ligi diyor. Şimdi Konferans Ligi... Olur mu canım Avrupa'nın 3 yani, numaralı? Konferans Ligi desen de sen Bucak'ta veya Mezra'da yaşasan da Konferans Ligi desen eyvallah diyeceğim de kimse de şu anda Konferans Ligi veya Konferans Ligi aslında bize göre çok önemli. Şu baba an tek Aston Villa var ya. Ha, yani eleştiren, tür oynuyor eleştiren, yani adamlar. Eleştiren insanlara da şu anda kızıyorum çünkü... Hocam onlar bence futbolu bilmiyorlar. Yani Konferans Ligi diyen birkaç tane adam var yani televizyona işte çıkıp. Onları da kınamak... Onlar geçmişte de neyi savunduklarını biliyoruz biz. Aynen kınadığımı söylemek istiyorum. Yani. Biz, bize göre iyi bir şey denir. Şöyle ya 3-2'nin sonucunda gerçekten bakıyorsun bu maçta alınabilecek en iyi skor 1-0'dı. Ve 1-0 Fenerbahçe'nin yeneceği sanki yani herkes için 1-0 olacak diyordu. Ama 2-0 olmaz dedik. Yani ben olmaz dedim 2-0. Çok zor çünkü İsmail Kartal'ı tanıyorum. Fenerbahçe oynattığı oyuna bakıyorum. Olmayacak. 1-0'a yani adam öncesinden bir şey almamış. Yani gardını almamış böyle İsmail Kartal. Yani 1-0 olursa ne olur? 2-0 olursa ne olur? Şey ne olursa ne olur diye hiç düşünmemiş. Yani 2-1 olursa ne olur? Uzatmaya giderse ne olur hiç düşünmemiş. Yani bakıyorsun 1-0 olacağını herkes Kör Mustafa, Topal bilmem ne işte o bir sağır herkes söylerken kendisi bakmamış. Bakıyorsun takıma 1-0'dan sonra uzatma penaltı gidecek. Penaltı takıma neredeyse penaltı çalışılmamış takıma. Takım öyle penaltı kullanıyor. Sordular soruyu azıcık çalıştık dedi. Azıcık ya bu azıcık olur mu öyle bir şey ya bu saçmalık. Ya, bu ya saçmalık. Orada birazcık tabii ki baktığında şüterlere baktığında yani, daha tecrübeli insanlara ya. Veya oyunculara güvendi. Tabii bunları çalışmakta fayda var. Bak şimdi, Ali Bilgin ben bir şey söyleyeyim sen devam tabii. Et. Ali Bilgin bak bu adam Tadiç'i
ligde penaltıcılıktan aldı. Batshuayi verdi ve işte başkası açıyor. Çünkü atamıyor adam. Ligde şaibeli bir adam oldu artık yani şu anda Tadic. Atamıyor. Çünkü Fenerbahçe oyuncular ve Fenerbahçe taraftarlar kim olursa olsun Tadic topun başına geçtiği zaman bu gol olmama ihtimali var. Şaibeli. Ve sen birinci adam onda başlıyorsun. Başlayamazsın abi. Böyle penaltılarda işte futbolcular da böyle. Biz de hakem olarak da bakardık yani. Çünkü birinci penaltılar çok önemli. Takımı ateşler gaza getirir. Sen birinci penaltıya şaibeli bir adamla başlarsan bir de o kaçırırsa takımın gardı düşer. Yani senin orada yapmış olduğun... Şaibeli demeyelim de penaltı beceriksizliği. Şaibeli o zaten. Yani başka bir şey diyemeyiz zaten. Yani şaibeli penaltı atmakta sıkıntısı olabilecek bir insandan bahsediyor. Penaltı atması şaibeli o açıdan yoksa tabii ki ben adamın şerefini... Yani şaibeli deyince hani yanlış anlaşılıyor ya. Penaltı maça özürlüğü. Baktığınızda maçın oraya gitmemesi gerekiyordu. Penaltıdan dolayı şimdi orada maçın sen oraya gitmemesi gerekiyordu. Penaltılara gitmemesi gerekiyordu. Ben mesela Fenerbahçe niye iki forvet oynamaz? Ben geçen programda söyledim. Eğer iki ama santrafor... orada kapılmıyorum sana söylediğimi belirttim. Hayır ben şöyle düşünüyorum. Eğer iki santrafor oynayacaksan santraforlarının kanada gitme özellikleri olması, becerileri olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin oyuncuları böyle değil. Kanat oyuncuları da şu an oynayan iki kanat oyuncusu da yumuşak oyuncu. Yani oyun zekaları iyi, teknikleri iyi, becerileri iyi ama üçüncü bölgede oynuyor. Defans arkasına koşamıyor. Birebir de iyi değil. İrfan Can'la Tadic ama süper becerileri var. Nasıl birebir de iyi değil mi İrfan ya? İrfan Can'ın mesafe kat eden bir kanat oyuncusu mu? Ya fulleli değil ama çok kolay adam. Tamam ben ama ben İrfan evet ben de onu diyorum. Zaman iki kişi, üç kişi. Aynen yani bir de yani. Adam eksilten bir adamdır ya. Tadic İrfan de öyle. İrfan Can birebir kaldığında ben bir savunma oyuncusu olsam arkada 35 metre olsa hiç tedirgin olmam. İrfan Can'ın vereceği pastan tedirgin olurum ama beni geçeceğini düşünmem. Ona mesafeye dur beni geçemez. Barış Alper Yılmaz öyle mi? Vurup gidebilir. Anladın mı? Yani veya Viska öyle mi? Koştum mu herkesi geçebilir. Şimdi Tadic de yumuşak bir oyuncu. Şeyde eğer iki kanat oyuncun da yumuşaksa rakip senden fazla korkmaz bu konuda. Ama Viska gibi, Barış Alper gibi iki kanadın olsa sürekli arkaya koşabilecek, birebir de yakaladığı zaman mesafe kat edecek. Siz Tadic'in hiç 25 metre topla karşı karşıya kal birini vurup geçtiğini gördün mü? Yok. Onu görmedim ama Tadic'in tamam. Çizgiye indiğini gördüm. Yani orada zaten ayrışıyoruz çift forvet anlamında. Bence onu daha önce de söylediğim gibi mesela Fenerbahçe'nin bekleri bu şekilde aslında Fenerbahçe'yi çift forvete müsait kılıyor. Çünkü iki tane ön taraftaki İrfan Can'la Tadic bekleri oynatabilip çizgiye indirebilen oyuncular. O yüzden mesela gole ihtiyacım var. Dzeko o günü iyi oynamadı. Ama yine de o maçta efendim, tecrübesiyle efendim, sana katkı sağlayabilir. Efendim, yani bence... Neyi? Efendim iyi oynamadı mı? Ya bence Dzeko iyi oynamadı. Çünkü çok pas hatalar şey yaptı. Ben Dzeko'yu savunan gün, kesinlikle... O gün Dzeko iki tane uzun stoperin... Önünde oynadı. Sağa sola çok gitti. Esas işte orada Batshuayi'ye ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Dzeko'yu biraz daha 10 numara sahte 9 gibi oynasaydı arkada sağa sola gidip rahatlıkla bak bütün Fenerbahçe'nin geçişlerine bak. Kenarlarda Dzeko yaptı. Savunmaya kadar geldi aldı o pasları Dzeko attı. Dikkat edersen yani şu Dzeko'nun önüne aslında santrafor koyup da arkada Dzeko'yu biraz daha serbest bıraksaydım. Mesela ben Dzeko'yu çıkartacağım. Şimanski'yi çıkartırdım oyunu. Ön tarafa Batshuayi'yi alırdım. Arka tarafa Dzeko'yu çekerdim. Dzeko oyundan çıktıktan sonra Livakovic'in attığı bütün topları kim aldı? Savunma oyuncuları aldı. Zaten ikisinin de boyu çok uzun. Hele 16 numara mı? Sol stoperi zaten sahanın en uzun oyuncusuydu. Onun için sana geride pas da yaptırmadılar. Geçişte yapamadın paslarla. İsmaika orada Fred yalvarıyor. Diyor ki Livakovic'e vurma. Geriden... Oyun kurarak çıkalım diyor. Livakovic yok diyor. Vuracağım diyor. Dönüyor. Fred İsmail Hoca ellerini açıyor. Hani topa vuruyor diyor. Çünkü vurduğun bütün topları hemen ya gitti. Orada, mesela Dzeko oyunsal anlamında pas hataları mesela kıyasla önceki göstermiş olduğu performansa nazaran birazcık daha düşüktü. Ama yine de diyorum çıkmaması gereken bir oyuncu. Bir, kaptan iki zaten takımı bir şekilde hep
iyi niyetli hareket eden, koşan, her tarafa hamle yapmaya çalışan bir oyuncu. Orada senin de zaten gole ihtiyacın olduğu bir dönemde Bacuay'ı ekleyebilirsin. Zaten daha önce tartıştığımız konu, sezon boyunca ne zaman sen iki forvete döndüysen hep skoru elde ettin. Ya bunda da skor sana lazım. Penaltıya hayır, şunu, bırakmak mecburiyetinde değilsin ki. Ali, 89'da Fred'i de çıkarmana gerek yok. Bu oyuncular seni zaten taşıyacak bir yere. Ya kupayı alırsın alamazsın o başka bir şey. Ama Olympiakos'u elersin. Korkak mı İsmail Kart? Allah yani Allah. Korkaktan temkinli, ziyade... Temkinli ya. Temkinli yani penaltı üzerinden belki bir... Yani penaltıya bıraktığın zaman birazcık bu daha şans da giriyor tabii. Yani yansıma ihtimali olabilir tabii ki. Şimdi Galatasaray'a baktığımızda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de UEFA Kupa'dan elendikten sonra şey anlamında, performans anlamında inanılmaz bir düşüşe geçti. Düşüşe geçerken de aslında sezon başında transfer ettiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda ne Ziyech var ne Zaha var. Hiçbirisini sahada göremedin. Sonuna doğru tekrar toparlamaya başladı Galatasaray. Fenerbahçe için bu Sivas deplasmanı çok önemli olacak ki performansı yine yukarıya taşısın. Şimdi rakibe bakıyorsun, El Kayo var, Çikinyo var. Birisi Giresun'da oynadı 2 sene önce, kiralıktı. Birisi de Ataşspor'da oynadı, santraforu. Yani senin rakiple oyuncu kalitesi olarak bir kere sen onlardan çok öndesin. Bir. Ama onlar da senden hoca kalitesi olarak önde. Yani takım. Oynuyorlar yani. Birlikte oynuyorlar. Fenerbahçe'nin en büyük eksikliklerinden bir tanesi de oydu. İkincisi zaten birinciden yani daha önemli abi. Yani teknik direktör kalitesi daha önemli. Ben yani de bir şeyler söyleyeyim bu maçla ilgili olarak. Şimdi hep ben sezon başından beri İsmail Kartal'ı, yani İsmail Kartal'ı değil aslında. Şimdi biz hep sonuçlara bakarak konuşuyoruz. Sonuç nedir? Fenerbahçe aslında mükemmel, iyi bir sezon gidiyor. Ama aslında başlangıca baktığımızda ben Ali Koç, bu olayın bir numara suçlusu Ali Koç. Niye? Başlangıçta sen harika bir takım kuruyorsun. Başına bu tecrübeyi yaşamamış. Hem işte böyle bir Avrupa Kupası, lig, normal kupayı oynayacak. Yani sezonda 55-60 maç oynayacak bir tecrübede olmamış bir ekibi getiriyorsun. Neden bu kadar... Buraya kadar İsmail Kartal getirmedi mi hocam? Buraya kadar İsmail Kartal getirmedi. Ya ben diyorum ki seçerken yanlış seçti. Yani bu tecrübesi olmayan bir ekibi getirdi. Anladım da kötü seçti diyorsun ya. Bu ama İsmail ya Kartal bu, buraya getirdi. Getirdi ama bak şunu söylüyorum. Çıkar son dakika gollerini şu an ligde havlu atmıştı. Bana sorarsan. Vardaki birkaç tane maçta Kasımpaşa bilmem ne çek o golleri. Şu an 6 puan 7 puan geriye düşebilirdi Fenerbahçe. Biraz destek lendiği için Fenerbahçe Burak'a kendini abi var sistemleri. Bak bugünkü maçta da ben şunu iddia abi ediyorum. Abi geldi burayı destekledi. Avrupa'yla mı destekledi? Adam yarı finalden döndü. Oynadıkları bana şimdi birisi şunu desin. Fenerbahçe bu sezon oynadığı takımların ismini sayabilir misin? Kimle oynadı? Bilmiyorum yani. Patates takımlarla oynadı. Şu ana kadar geldi. İki tane dişli takım geldi. Hemen elendi. Yani burada aslında Ali Koç bence bu tecrübesi olmayan, belki dünya sıralamasında ilk 200'e girmeyecek, Türkiye sıralamasında ilk 10'a girmeyecek bir hocayı getirdi. Burada bence birinci hatalı o. İkincisi... Nasıl? İsmail Kartal Türkiye'de ilk 10 hoca arasına girmez mi? Girmez abi. Aa! Giren diyen varsa... Girmez yani. Yani girmez abi ben yani. Ben katılıyorum abi sana. Ya ben olayı birazcık... Abi ben bitiremiyorum abi. Şimdi İsmail Kartal... Abi hepimiz konuşuyoruz ya, o yüzden hani tek yolda olmasın diye diyorum. Şimdi bir gol daha atsaydı zaten iliyordu. Hoca da söyledi yani. Bir gol atamadığı için elendi yani Fenerbahçe burada. Şimdi hoca gözüyle bakıyorum. Her şeye rağmen, eleştirmeme rağmen İsmail Kartal takımıyla buraya kadar gelmiş. Bir mağlubiyetle gelmiş. Başarısız demiyorum. Ama bence gelmemeliydi. İkincisi, orada kötü bir maçı 3-2'ye getirdi. Şurayı anlamadım. Gelmemeliydi derken. Ya zaten başta getirilmemeliydi. Ya nasıl Allah Allah UEFA ya mı? Ya benim düşüncem bu ya. Benim ya düşüncem. UEFA bu. Mı itti? Hayır, orayı anlamadık abi. Şimdi getirilmemeli derken kim hayır, desin? Biri mi getirdi? Hayır, hoca olarak getirilmemeliydi. Yani hayır, hoca olarak. Başından beri demek hayır, buraya, buralara gelmemeliydi derken anlamıyorum baba. Ben öyle bir şey söylemedim. Yani buraya gelmemeliydi diyorum. İsmail Kartal gelmemeliydi yani. Hayır, ondan daha iyi bir, yani daha bu konuda tecrübeli bir. Çünkü hayır, çok inanılmaz bir kadro getirildi. Şimdi hoca gözüyle baktığımda İsmail Kartal başarılı. Yani elindeki olması gereken her yerde iddialı bir şekilde geliyor. Fakat şimdi İsmail eleştirdim. Ben sezon boyunca eleştirdim. Bu maçta fazla eleştirmedim şu anlamda.
Şimdi 3-2 ile içeri geldim. 1-0 yeniyorum. Şimdi İsmail Kartal, bence bütün hocalar bunu düşünüyor. Eğer bir gol yersem ne olacağını, ama uzatmaya gidersem, yani evimde oynuyorum, uzatmaya götürürsem neler olacağıyla ilgili kafasında plan kuruyor. Bir gol yersem asla geri dönemeyeceğini biliyor. Ama böyle gidersem bir gol atabilirim. Penaltılara, yani hoca olarak da baktığımızda asla dengeli değil. Yani riske girmedi. Bu onun cesareti olabilir, fikri olabilir, ne bileyim korkaklık diyebiliriz. Ama bir hoca gözüyle baktığımızda ya bir gol yediğinde kaybedeceği şey... Peki Sivas'a nasıl yansır? Mesela Sivas'ta Osterwold'e yok, Serdar yok, Bonici yok, Zaitz yok. Ya onlar haftalardır yok zaten yani. Nasıl çok... canım, Zaitz vardı, Serdar da oynuyor, Bonici de oynuyor. Ya bak Serdar zaten... Osterwold'e de geçen hafta sakatlandı. Tamam. Yani onların yani. O İsmail Kartal'ın düşüncesi, ama şu an Fenerbahçe takımı, her takımı iyi oynarsa yenebilecek kapasitede. Her takım yenemez. Galatasaray yenemez. Yenebilir abi. Herkesi yenemez. Yenebilir. Abi. Nasıl yenemez? Bak, niye yenemez? Ya bırak abi. Oradaki şey, bak şark koşuyorum abi. Yani her takım yenemez. Galatasaray yenemez abi. Niye yenemez? Galatasaray niye yenemez? Galatasaray niye yenemez? Yani şimdi burada konuştuğumuz noktada Allah bir şey söylemeyin. Galatasaray hemen kavrasın. Şimdi hayır şimdi Galatasaray Fenerbahçe'yi yenebilir. Fenerbahçe de Galatasaray'ı yenebilir. Şu anda iki takım da önde gidiyor. Fanatik duygularla konuşuyorsun. Bana ne fanatiklikten ya? Galatasaray takımını izliyorum. Bu arada Vedat Hoca'ya fanatik duygular diye Galatasaray forması giydi. Ya ben hakem, bana arkadaşlar. Ben kendimle dostum, önünde saygıyla burada anlatamayacağım sebepler var. Ben taraftar değilim, tamam mı? Ya ben taraftar. Sen dışarıdan herhangi bir takıma karşı pozitif duygular ve taraftar duyguları ben taşımıyorum. Ben yaptığım işte övünürüm, tamam mı? Bir başkasının başarısıyla fazla övünmem. Çünkü oradan geliyorum. Şimdi Galatasaray iki haftadır Alanya'da ya Fener'den Galatasaray 55 dakika baskı altında. Bu maçta da. Yani demek ki Galatasaray iyi oynarsan, sonuç alırsan, yani yenilmeyecek takım değil. Gözümüzde büyütme. Fenerbahçe gerçekten iyi bir sezon önü. Herkesi her şeyde yenebilir. Şanssızlık olabilir. O yüzden yenilebilir. Ama dediğim gibi... Sen Fener'i anlatıyordun lan. Fenerbahçe'de Galatasaray yenebilir. Galatasaray'da Fenerbahçe yenebilir. İkisinin de bu gücü var. Bugün bunu maçtan önce bir şey söyleyeyim. Bu maçla alakalı. Bir şey söyleyeceğim bak. Tamam. Bugün ne oldu biliyor musun? Maçtan önce neydi Galatasaray'la ilgili? Galatasaray'da şu anda ne cezalı ne sakat oyuncu yok. Fenerbahçe'de acayip sakat eksik oyuncu var. Acayip. Bunun önemli. Karşılığı bu futbol mu? Hayır, bir şey parantez için Galatasaray söyleyeceğim. Galatasaray kötü mü oynadı bugün? Yani oraya geleceğiz herhalde birazdan. Hadi girelim o zaman. Gir abi. Şimdi... Yani Galatasaray kötü anlamda değerlendirmek istemiyorum, ama bugünkü maçı izlediğimde idman havasında geçen bir Süper Lig maçı izledim ben. Ne bekliyordun mesela? Pendikspor gitsin 3 tane. Pendikspor'un ne beklediğimi mesela, Pendikspor'un geçen haftalardaki hem oyununa hem de skor anlamında baktığımda daha diri, düşmeye birazcık daha direnen, ayakta duran. Ayakta durmayı başardılar mesela Fenerbahçe'ye karşı, o konuda birazcık sıkıntılı hamleler yaptılar. Ama skor anlamında geçen hafta İBB'ye 10 kişiyle son anda 3-2 kaybetti. Samsun'a gitti, deplasmanda berabere kaldı. Ya 55 Fenerbahçe, kişi bak, daha Fenerbahçe, şey normal Fener, değil mi ya? Hayır bak şimdi, Fenerbahçe'ye karşı maçı 87'den sonra verdi. Niye? Dirençli, yani bir şeyler alıp gitme niyetli olan bir Pendikspor vardı. Değil. Ama ben bugünkü maçı izlediğimde tam bir idman havasında geçen bir Süper Lig maçı. Bir dakika. Bak, Pendikspor'un son 9 maçında bir galibiyet bir beraberliği var. Gerisi hepsi mağlubiyet, biliyor musun? Ya son bak, 9 maçı. Skor bak, ben son skora... Son 9 maçı. Ali hocam, sen şimdi yanlış yerden alıyorsun. Bir beraberliği var. Ali'ciğim bak, sen yanlış yerden alıyorsun. Ben skora... anlamında Pendikspor tabii ki Galatasaray'a karşı kaybedebilir. Galatasaray bugün biraz kim daha sıksa 7-8-9-1 bitirebileceği İstanbul bir maç. İstanbul Spor. Son dakika, biliyorsun değil mi? Son dakika yani. Sen Fener maçını izledin değil mi Ali hocam? İzledim. Biz burada bunları konuştuk. Şimdi ben bak, İBB maçını da izledim. Yani demek istediğim aslında acaba erken 35. dakikadaki gol o direnci kırmış olabilir mi? O zaman, hayır, bak ben kadar bir şey söyleyeyim. Yoktu zaten. Ali'ciğim bir müsaade eder misin? Şimdi biz futboldan geliyoruz ve Ali tabii ki Fenerbahçe'de oynamış birazcık daha... Ya ben Ali'nin ifadelerinden şunu anlıyorum.
Pendik Galatasaray'a yol verdi. Verdi. Tamam ben söylüyorum. Şimdi oyunsal anlamında ben son 3-4 maçını izledim Pendik Spor'un ve Fenerbahçe'ye karşı da ne şekilde oynadığını gördükten sonra bugünle kıyasla Yali Bey yani sana göre herkes yol verdi. Alanya Spor 11 maçta ortada bir mağlubiyet, 2 beraberliği var. Kim? Alanya Spor'un son Alanya maç... Spor zaten abi, benim için şey Alanya değil ki. Alanya Spor'un evet. son 11 maçta bir mağlubiyet, 2 beraberliği var. Evet. Orada da kendi sahası 4 yiyince de yine vermiş diyorsunuz. Abi. Yok yok o konuda ben bir şey söylemedim. Galatasaray konusunda, Alanya konusunda bir şey demedim. Sadece 17. dakikasında hocası atıldığını belirttim. Başka bir şey değil. Ali'ciğim 2 golü de anlatayım sana. İlk golü Galatasaray'ın attığında Icardi'nin arkasında Icardi orta sahadan pas oyununa girdiğinde aynen. tamam mı? İki tane Pendik Sporlu'nun 3 metre önünde iki tanesinden bir tanesi koşsa zaten Icardi'nin yanına gitse kapatsa Icardi o golü atamayacak. İkinci golde de bak 4 tane Pendikli 3'ü ceza sahasının önünde rakiplerini kolluyor. Galatasaray korner atıyor. Birisi de korner pozisyonu oraya gitmişler pas yapmasınlar diye. Zaten burada... Baktığında Pendik Sporlu futbolcuların hepsinin hatası var. İlk iki golle de baktığında çok büyük hataları var. İlk gole kadar Pendik Spor Galatasaray'a pozisyon vermedi ya. Çok iyi top ya. Pozisyon vermedi. Yani birebir mücadele etti. Sahada şimdi vallahi, bak İbrahim Hoca Fenerbahçe maçında taktiksel bir şey yapmış. Burada da ayrı bir taktiksel bir kendine göre bir pozisyon yaratmış takım içerisinde. Yani şimdi Fenerbahçe maçındaki oynadığı sistemle sizin maçta oynamak istememiş. Şey Galatasaray maçında oynamak istememiş. Ya, daha farklı bir şey analiz yapmış. Tamam iyi giden bir sistemi ben hoca olarak bozamıyorum abi. Olmaz. Ya sen sağlam, Fenerbahçe'ye karşı 87'de Galatasaray'ın oyun tarzıyla vermişken 3. bölgede basarken burada niye geri çekiliyorsun? Yani sanki ya ben Pendik Spor'u çok rahat gördüm. Rahat şu anlamda. Yani ya düşen... Siz sahanın içinden gelmiş kişiler mesela. Ondan dolayı belirtiyorum. Hayır, yani hayır, öyle pozisyonlar şey var ki. Ali, bak soruyorum. Öyle pozisyonlar ya, var ki Emre abi. Şunu belirteyim. Hayır soruna evet, bir daha yazıyorum. Siz sahanın içinden geldiniz ya. Evet. Bu ağır bir suçlama olmuyor mu? Hayır suçlama anlamında değil. Ben pozisyon olarak görüyorum. Goller tabii ki hata üzerinden oluşacak. Hmm. Buna karşı bir şey demiyorum. Ama bir iki tane gördüğüm pozisyon. Lusampa mı var? 6 numara orta sahada. Mesela... Ya Barış Alper mi? Birisi yanından geçiyor. Yanından geçerken o ön taraftaki oyuncuyla, kendi oyuncusuyla temas kurmaya çalışıyor. Oyuncu yanından geçiyor. Ben böyle bir şey görmedim daha. Yani adama temas veya hamle yapacağına kendi oyuncusuna odaklanmış ondan bir şeyler konuşuyor. Rakip de devam ediyor. Bunları gördükten sonra rahat diye söylüyorum. Çünkü gördüğüm Pendik Spor. Kıyas da var. Yani bir Fenerbahçe, İBB, Samsun deplasmanı var. Ya daha diri, daha dirençli olan bir Pendik Spor gördüğümden dolayı. Hocam İdman 100, havasında 100, ben geçen falan şey maçı diye. Seyrettim. 100 kere Pendik'le oynasın, 100 kere Galatasaray kazanır. Bak bir kere Emre, kazanma anlamında katılıyorum sana. Ben ama başka bir şeyden bahsediyorum. Şey aslında yani bütün futbolcuları zan altında bırakan bir şey. Yani yok, zan altında değil. Ben performans olarak dediğim gibi kıyas anlamında baktığımda Pendik Spor'u beğenmedim. Çünkü ben düşmeye oynayan, kendisini kurtarmaya çalışan bir takımdan daha dirençli, daha mücadeleci, daha önceki gördüğüm maçlar ama, anlamında belirttim. Ama başka yani bir şey değil. Futbol çift taraflı bir oyundur ya. Mesela karşı taraf oynatmamış olabilir mi Saffet Hocam? Şimdi Galatasaray performansı bugün gerçekten bizi hocam çok... Hocam gir araya sen ya. Giremiyoruz ya. Gir. Ali, Saffet Hocam. Şimdi ben Pendik şey maçını, Fenerbahçe maçını izliyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Ali'ye şu anlamda katılmıyorum. Neden? Çünkü biz futbolcuyuz. Öyle olsa herkes bize şu sorur. Geçen hafta oynadın onu niye oynamadın? Her maçın kendine özel bir duygusu var. Tabii maçın gidişatı var. Bir şey var. O yüzden bir maçta iyi oynadın mı... Her hafta sana mesela harika bir sezon başı. İlk iki gol atmışsın. Şimdi bana her maç... Geçen haftaki gibi niye oynamadın? Öyle bir şey yok ki. Maçın kendi şeyi var. Pendik'in o günkü mücadele azmi, direnci var. Fenerbahçe karşısında ben ama iki kırmızı kartla oynamış. Önde maçı vermiş. Tabii ki sinirlenecek. Bir de kendi evinde oynuyor. Burada 50 bin tane Galatasaray taraftarı var. Abi Fenerbahçe'ye karşı da demez. Hayır hayır yine Fenerbahçe maçında 1-0 öndeydi. Ona baktım. 1-1 oluyor. Abi kıyaslanacak sonra penaltıyla öne geçiyor. Şaibeli bir penaltı mı? Şimdi bakacağım ona hafızamda nasıl bir penaltı olduğuyla ilgili. Şimdi biz maçlarla o maç şöyleydi, bu maç böyleydi. Niye o maçta böyle yaptı? Bu maçta böyle yaptı. Ben buna katılmıyorum. Çünkü ben taraftar olarak daha önce yukarıda insanlarla da konuşuyorum. Kardeşim ben futbol oynamış bir insan olarak tecrübem şunu diyor. Ben Galatasaray'da oynadım.
Ben Galatasaray'da 2 yıl kiralık oyuncu oynadım. Ve her maçta şu duyguyla çıktım maça. Ben Galatasaray'a beni göndermenin hatalı olduğunu göstermek zorundayım. Ya Galatasaray bana para verir der ki aman oynama, ben de öyle bir karakterde olurum, oynamıyor. Öyle bir şey yok. Ben futbolcu olarak bu duygularla hayatım boyunca ve bu beni motive etmişti. Ben Trabzonspor'da da oynadım. Orada da ayrı. En çok gol attığım takım Trabzon. Kiralıkken Galatasaray'a 3 gol attım. O yüzden oyuncu bunu yap. Yunus Akgün altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Adana Demir'deydi. Yunus Akgün nasıl geri geldi? Bir sürü oyuncusu gidiyor kiralıktan. Geri dönebiliyor mu? Dönemiyor. Canını yakarsan, ona kendini hatırlatırsan futbolcu olarak, tamam mı? Şunu göstermen gerekiyor. Ben buradayım. Hatalı bir karar verdin. Beni geri al kardeşim demesi gerekiyor futbolcunun. O yüzden futbolcu böyle düşünür. Yok, Alpaslan sevinmemiş. Ya yalandan sevinmemiştir bence. O içinden sevinmiştir. Beni oradan gönderdiniz. Al sana demesi gerekiyor. Bir daha Alpaslan oraya nasıl gelecek abi? Takım performansından mı? Ya takım olarak. Fenerbahçe'nin mesela o anlamda olmaz. Ali'nin dediğine küçük bir parantez açmak istiyorum. Yani dediği Ali Eren'in çok önemli. Küme düşüyor adamlar ya. Ya taktiksel olarak şimdi yani Fenerbahçe'yi... Yani Galatasaray'a al kardeşim yol geçen anı buyur bu maçı kazan derse küme düşüyor adam. Kazan ben. Bak şimdi performans anlamında kıyas olarak yola gittim. Karagümrük İstanbul Spor maçında rezil oynadı. Bak rezil oynadı. İstanbul Spor dörtlük beşlik yapardı Karagümrük'ü. Bir iki tane pozisyona girdi ama İstanbul müthiş futbol oynadı. Hatta 1-0'da öne geçtiler. Bu arada Deniz Hocam geldi. Deniz Hocam oradan sen de dahil olabilirsin bize. Yani pas atmamı beklemene gerek yok. İstediğin zaman girebilirsin. 1-0 öne geçti. Sonra akabinde bir dakika sonra 1-1 oldu. Sonra 2-1 Karagümrük maçı aldı. Ama kötü oynadı. Şimdi sen düşme potasındasın, tamam mı? Artık oyuncunun ayakları zaten sahaya titreyerek çıkmaya geldi, başladı. Zamanlar geldi. Çünkü sona yaklaşıyorsun. Ali sen katılıyor musun? İstanbul Spor acayip top oynuyor biliyor musun? Evet. Vallahi evet. İstanbul Spor'lardan biri zaten acayip top oynuyor. Oyuncuların ayakları titrer abi. Tamam mı? Bunun Galatasaray'la falan filanla alakası yok. Pendik haftaya final maçına çıkıyor. Ben size söyleyeyim. İçeride Kayseri ile oynayacak. Kayseri'ye yenilirse %90 düştü. Yani küme düşer. Onun için bu maçtan bir puan bile Pendik'e çok faydası vardı. Pendik'e baktığınız zaman son 9 maçı bir galibiyet, bir beraberlik, 7 mağlubiyeti var. Yani 9 maçta 4 puan toplamış. 27 puanın 4'ünü almış. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu takıma yani niye şöyle oynadın, niye böyle oynadın diyemezsiniz. Fenerbahçe maçında iyi oynamış olabilirler. Fakat bunlar makine değil, futbolcu. Ya değişebiliyor günü, durumu, pozisyonu. Taktiksel hocanın verdiği şeyler her şeyi değiştiriyor. Onun için hani ben Ali'ye o konuda katılmıyorum. Şunu söyleyeyim, Pendik çıktı bugün elinden geleni yaptı. Ama Galatasaray zaten rahat rahat oynadı. Hiç vites bile arttırmadı ben size söyleyeyim. Vites de arttırsaydı. Çok da gerek yoktu zaten. Ben onu belirtiyorum yani. Zaten. Ali, zaten Pendik, işte bak yani. Şimdi Pendik o durumda olmasa orada olmaz zaten. Ali bak kaçıncı? Ali hocam, bak 19. Bak siz skora takılıyorsunuz. Ben skora takım. Ben de 100 maçtan, Emre abi senin dediğin gibi 100 maçtan 100'ünü kazanabilir. Veya kazanır da. Orada değilim. Ben ama sahada gördüğümden ve kıyas siz Fenerbahçe'ye ikili. Ben diyorum ki İBB'ye oynamış Samsun deplasmanda yani genellikle gördüğüm bir dirençli olan bir ama takım hep vardı. Senin gördüğün nasıl gibi öyle değil ya gördüğüme mi inanmış? Ve bak birinin... golü yene kadar vallahi top oynadı ya. İstatistiklere baktığımızda vallahi ben de ya. Not almıştım. Evet. Pendik 7 maç 9 maç 7 mağlubiyet 1 beraberlik İstanbul Spor'u yenmiş. İstanbul Spor zaten. 10 dakika abi. Ha, evet. Şimdi ben şimdi Fenerbahçe Pendik maçını seyrettim. Bundan 5 hafta önce. Pendik çok daha umutlu. Kazanmak için 1-0 öne geçmiş. Yani şeyi yakalamış. 1-1 olmuş. Dakika 89. Yani inancı var. Bu maçın hikayesi öyle değil ki. Bu maçın hikayesi iyi oynamış. Skor üretememiş bir Pendik takımı var. Devamında tak Icardi. 2-3 dakika sonra tak bir yan top. Bir daha gol. Direnci kırmış bir şimdi küme düşme potası da olan bir takımın 2-0 geriye düştükse mantalitesiyle Fenerbahçe maçında 87. dakikaya kadar 1-1 yakalamış bir Pendik'in i̇şte, mantalitesinin aynı olmasını beklememiz mümkün değil. Biz ben de zaten beklemiyorum ki. Ya biz de sokaktan Ali'cim biz de sokaktan da gelen insanlar olmadığımızı bu mantığı bırakmamız gerekiyor. Yok işte Pendik'le Galatasaray arasında bir organik bağ var falan. O da olabilir. İşte haftaya Sivas'a gidiyoruz. Yukarıda konuştuk. Ben ne dedim? Abi
Kim diyecek futbolcuya ki bu maçta oynama kardeşim? O futbolcu o takımdan ayrılmayacak mı? Onu kovmayacaklar mı? Futbolcu ondan sonra demeyecek mi ki kardeşim beni zorla oynatmadılar? Yani bunlar olacak şeyler değil. Ben bunlara inanmak istemiyorum. Pendik maçını bir daha seyrettim. Penaltı verdiği pozisyon büyük bir kaotik bir penaltı. İrfan Can cezalan üstünde kim kime vurmuş ayırt etmek mümkün değil. Cezalan üstünde mi dışında mı bilmiyoruz. Çat penaltı. Verme penaltıyı. Pendik bir puanı almıştı. Belki o bir puanla kümede kalacaktı. Fenerbahçe de bugün havlu atacaktı arkadaşlar. O yüzden Fenerbahçe dönsün. Bıraksın işte Galatasaray şeyini yok Galatasaray böyle sıkmıyor yok Samsun'da oyuncuları vardı falan filan. Bugün, o vardan iki tane şeyi al geri. Bugün maçta, şu an zaten lige davla atmış bir Fenerbahçe Ali Bilgin bugün maçta. Bugün biraz sert konuşuyorum. Hayır bunu sadece Fenerbahçe üzerinden konuşamazsın. Çünkü burada zaten bütün takımların o konuda isyanı var. Buna Galatasaray da dahil. Yani şimdi sadece Fenerbahçe üzerine bunu yorumlamak doğru. Ben de yorumlamıyorum ben Fenerbahçe olarak. Sana... Ben değerlendirdiğimde sadece Fenerbahçe üzerine değil, benim tespitim son 3 maç olarak gördüğümde Pendik Spor'u. Dediğim gibi skor anlamında başka bir şey ama oyun anlayışı olarak yine başka bir şey. Fenerbahçe ile kıyaslayabileceğim sadece şu var. O oynanan maçta neyi burada konuştuk? 114 dakikalık bir maçta topun oyunda kalma süresini konuştuk. Bunu neye bağladık? Pendikspor'lu oyuncuların genellikle yatıp ve ondan sonra kalkmadığını burada konuştuk. Doğru söylüyorsun. Heh. Ama yine aynı şeye geliyoruz. Bak bir tane inançlı bir takım var. Kümede kalmak için her puana ihtiyacı olan bir Pendik. O maçın hikayesinden bahsediyorum sana tamam mı? Bir puana önce galibi 3 puanla gidiyor. Harika Hakan, Mert Hakan harika golüyle direncit. Şey ama yine bir puan elinde duruyor. Ve 87. dakikaya gelmiş. Ve küme düşüyorum. Yani kendimi yere atar mıyım, atmaz mıyım? Atacağım. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde almış puanı, 3 puan ve o puanla bir üst tura çıkacak. Ne yapacak? Ya zaman 87, geçirecek. 87'den değil. Saffet Hocam biz ilk dakikadan itibaren bahsediyorum. Yani o ya anlamda... Abi bugün eğer bak bugün eğer Pendik Spor 1-0 öne geçmiş olsaydı senin dediğin şey bugün olacaktı biliyor musun? Ne? Ama hani dediğin şey olacaktı. Yani daha burada da 1-0 yakalasaydı. Yani 1-0 olsaydı. Burada... 1-0 olsaydı. Hangi belki... pozisyonla? Ya ama anlatamıyor musun? Ali anlatıyor musun? 35 dakika boyunca. Ben anlıyorum. Ne ya 35 dakika diyor ki pozisyon. Adam diyor ki ben Türkçesini söylüyorum. Ya diyor ki ya bugünkü maçta da Pendik tamam mı? 1-0 yakalasaydı belki aynı Fenerbahçe taktiğinde gibi yerlere atacaktı kendini. Ama sen şunu diyemezsin mesela bak şunu diyorsan eğer. Bunu olmaz yani. Mesela Pendik ceza sahasına girmek istemedi. Gol atmak istemedi. Abi daha gol çok saçma. Gol atmak istemedi. Hangi pozisyondan golü atacaktı işte belirtti. Pozisyon... Yoksa atmak istemedi bak, veya da, girmek istemedi değil. Bak, ben şimdi, burada takım performansını şimdi, değerlendiriyorum. Bak burada şimdi şöyle bir şey sen daha şimdi var. Girdi atmak ben öyle bir şey demedim ki. Tamam ben de sana şunu söyleyeyim. Bir dayak yemiş bir dayak atmış. Şimdi diyorsun ki o niye vurmuş? O kardeşim adamdan gücü var. Gücü var. Yani bu sefer de Galatasaray ligde lider. Demek ki ceza sahası sokamamasının da bir şeyi var. Güçlü takım yani. Peki. Sonuçta sen yapamıyorsun. Peki bir Deniz'e dönelim mi? Deniz nasıl bir mücadele vallahi, oldu? Sen ne diyorsun? Öncelikle iyi akşamlar. Vallahi Allah kolaylık versin. Böyle hep bir aradan konuşunca var ya böyle kulaklarımın içerisinde bir uğultu hissettim. Bir de ben araya girseydim ortalığı iyice karıştırırdım. O yüzden bana pas atılmasını bekledim. Biz ona rabarba diyoruz biliyorsun. Rabarba. Böyle rabarba. Rabarba mı yaşamış oldum ben? Tabii. Televizyonculukta mesela hani vardır ya işte altta herkes konuşur seslendirme sanatçıları böyle hepiniz konuşun derler. Konuşun. Geldi mi oradan oraya ona rabarba diyoruz. Rabarba yapıyoruz beyler deriz. Buyur hocam o yüzden. Vallahi ben de araya girmek istemedim o yüzden. Bir de böyle ben kaotik bir şeyle girersem ortalık karışır. Ali Bilgin'e hak veriyorum. Birincisi Fenerbahçe maçında Pendik Spor çok fazla oyuncular tarafından oyun durduruldu. Oyun oynanmasın diye ellerinden geleni gelen yapıldı. Pendik Spor kadrosunu kağıt üzerine yazın. Süper Lig'deki ilk 10 takım arasına girer bu kadro. Oyun olarak demiyorum kadro olarak diyorum. Ve haddini bilerek Fenerbahçe maçında oynadı. Tırnak içinde söylüyorum haddini bilerek oynadı. Ama Galatasaray maçında açık oynamayı tercih etti.
Dolayısıyla Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdü. Çünkü Galatasaray kendi sahasında kendine açık oynayan rakiplere karşı gol bulmadığı maç yok hatırladığım kadarıyla. Hatta minimum 2 ya da 3 gol atıyor. Öyle de bir maç izledik. Galatasaray üstünlüğü. Bir de yenildi diyorsunuz ya siz resmen ya. Ne yapıyoruz? Bilerek yenildi diyorsunuz resmen ya. Dediğiniz şey o yani. Oradan o çıkıyor. Ben kimseyi savunmuyorum. Ben burada gördüklerimi yorumluyorum. Pendik Spor'un yaptığını söylüyorum. Objektif olarak söylüyorum. Birazdan pozisyon yorumlarken de Pendik Spor'un aleyhine olan pozisyonları da gönül rahatlığıyla değerlendireceğim. O yüzden problem yok yani. Ben dediğim gibi 114 dakika oynanmış bir maçta işte 50-48 dakika oyunda kalmış bir maç izledim. 90 küsür dakikalık bir maçta 60 dakikaya yakın topun oyunda kaldığı bir maç izledim. Bir tarafta oynamak isteyen bir Pendik Spor, bir tarafta oynamak istemeyen, oynatmak da istemeyen bir Pendik Spor vardı. Bu bir gerçek. Bugünkü maça gelirsek, bugünkü maç özelinde Galatasaray iyi başlamadı. Pendik Spor eğer Fenerbahçe taktiğiyle sahaya çıksaydı oyunu kilitleyebilir. Gol yemeden ilk yarıyı tamamlarsa kontra futboluyla, Diyam'la ya da işte diğer hareketli futbolcularıyla golü bulabilecek pozisyonları bulurdu. Benim öngörüm böyleydi ama arda arda yediği iki golde gardını iyice düşürdü. Daha açık oynamak zorunda bıraktı Pendik'i. Dolayısıyla skor da buraya kadar geldi. Farklı bir galibiyet. Galatasaray açısından ikinci yarıda daha rahat bir oyun oldu. İstediği pozisyonları da buldu. İstediği skoru aldı. Tabii ki buradan sonra Galatasaray'ın kendi hataları olmazsa şampiyonluk yolunda çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin önünde ligi tamamlayacak. Yani şampiyonluk şansı Fenerbahçe'ye göre %55 hatta %58'lere çıktı diyebiliriz. Sadece kendi hatalarından bir puan kayıpları yaşamazlarsa. Fenerbahçe ve Galatasaray kolay kolay puan kaybetmeyip birbirleriyle oynayacakları maça kadar da ligi böyle götüreceklerdir. Ligin kaderi de Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla belirlenecektir. O maça da yabancı hakem gelecektir. Onu da söyleyelim. Bunun çalışmaları da yapılıyor bu arada. Onun duyumunu da aldım. Aa bir dakika. Flaş veriyorsun ya. Arkadaşlar evet. Altyazıyı değiştirelim. Deniz Ateş Bitner derbiyi yabancı hakem yönetecek. Yabancı ama bize yabancı değil onu söyleyeyim. Tamam kim hocam söyle de. Serdar Gözübüyük'le görüşüyorlar. Serdar Gözübüyük kabul ederse Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe maçındaki Serdar Gözübüyük olacak Hollanda'dan. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan. Serdar Gözübüyük büyük ihtimalle derbinin hakemi olacak. Ama benim tavsiyem şu. Serdar Gözübüyük o maçın hakemi olursa çocukken hangi takımı tuttuğundan hangi futbolcunun formasını giydiğine kadar her şey tartışılır. Dolayısıyla ifşa olur. Bütün işte çocukken tuttuğu takım buydu. Çocukluk arkadaşlarını bağlarlar. Bir sürü kaotik durum oluşur. O yüzden yabancı hakem olacaksa bu maçı bir yabancı hakem yönetecekse gerçekten yabancı hakem olsun. Kesinlikle tartışmalara mal verilmesin. Ve kaotik ortamı yabancı hakem üzerinden geçiştirme politikasına giden Türkiye Futbol Federasyonu daha büyük bir kaotik durumla karşılaşmasın. O yüzden Serdar Hoca olursa kaotik bir ortam mı olur? Kesinlikle tartışmalar devam eder. Onu söyleyeyim. Yani tekrar söylüyorum. Tuttuğu takımdan tutun. Ailesinin, annesinin, babasının tuttuğu takımlara, kardeşinin tuttuğu takıma kadar, giydiği formalara kadar her şey sosyal medyada paylaşılmaya başlar. Hocam Türkiye'de ilk kez böyle bir bilgiyi verdin. Muazzam bir bilgi. Bunu hemen yazalım her yere. Ama konuklarıma da müsaade edin bir sorayım. Ne dersiniz Serdar Gözübüyük? Berat ben hocam. Söyleyeyim. Ben Deniz Hocam'a katılıyorum. Yani madem yabancı bir hakem getirecek de bir Türk hakemin getirmesi bence mantıklı değil. Ama hiç Türkiye'de bulunmamış bir adam Serdar. Olsun. Yani olsun. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan. Bence yanlış bir karar olur. Yabancı bir uluslararası seviyede daha deneyimli, daha tecrübeli ve ülkeye herhangi bir bağ olmayan birinin gelmesi doğru olurdu. UEFA finalini yönetmiş geçen senelerde. Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiş getirebiliyorlarsa, olabiliyorsa. Yani ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyemeyeceği. Marçin yakın getirsin. Belki hakem olması lazım. Yani bu hakem
biliyorsun. Gil Manzano'yu getirsin o zaman. E getirsinler abi. Mesela ben bu hafta Fiorentina Filzen maçı anlattım. Gil Manzano yönetti. Orada da mesela acayip hatalar yaptı Gil Manzano. Yani mesela derbide o hataları yapsa oy yerinden oynar. Serdar gözü büyük müydü? Ha. Gelirse evet. Dediği gibi dıdısından köprüden geçerken yan yana sürtmüşler birbirlerini. İşte oradan akrabası, buradan şusu vardı. Hemen komplo teorileri bizde başlar biliyorsun. Bence de orada tamamen yabancı. En azından tamamen bizim ülkemize evet. Yabancı bir hakem getirirlerse daha bir yabancı isim olur. Olması yani lazım. Serdar kimse, Ali falan değil de. Yani kimse o zaman Serdar bu konu büyük sonuçta çok yabancı, fazla tartışmaya giremez. Yabancı bir hakem gözükse de yabancı hakem bir adam adı soyadı Türk zaten. Bir de bu adam Avrupa'da maç yönetiyor ama Türkiye'de yani Türkiye dediği gibi aynısı olur. Sonra olur. Hollanda Ligi'nden bir hakem gelmesi de bence yanlış. Bir de size öyle bir şey var. Bizim yumuşak aslında birik. Bizim maçı yönetecek hakemlerin bir adının Michael, Mark, evet. Markus benzer bir şey olması gerekiyor. Serdar olmaması gerekiyor. Yani bir kere Michael olması gerekiyor, Mark olması gerekiyor. Yani Johnson olması, ama Türk ismi olmaması gerekiyor. Ya Serdar bir ya çok büyük yanlış. Getirebiliyorlarsa Simon Marcinyak'ı getirsinler. O da gelmez Genetir. Zaten. Dünya Kupası finali. Sadece orta hakemle alakalı da değil. Dördüncü hakemi de çok iyi. VAR hakemini de çok iyi bir hakem getirmeleri lazım. VAR'larsa yabancı artık. Ekip, yani, ekip olarak gelirler. Bugünkü İtalyan da mesela. Yani mesela ben ona da bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Karagümrük maç yapıyor. Hatay maç yapıyor. Örnek veriyorum. Gaziantep maç yapıyor. Konya maç yapıyor. Hiçbirisinde yabancı VAR hakemi yok. Hepsi Türk. Bunlar da küme düşmemeye oynuyorlar. Tamam yukarısı şampiyonluğa oynuyor. Bu da şampiyonluğa oynuyor. Burada şampiyonluğa oynuyor aslında. Kümede kalan şampiyon. Niye burada yok? Ne yapalım? Yani bütün hakemler o zaman emekli edelim. Ama yukarıya mı işte? Yani. Ben bu takımların yerinde olsam ben isyan ederim. Yani tamam yukarıda şampiyonluğa oynayan hocam her şeye isyan ediyoruz zaten Ali hocam. Yani olmaz. Ona isyan buna isyan. O zaman biz dükkanı kapatalım. Federasyon başkanı da yabancı olmaz. Yapalım. Adalet sağlamak mecburiyetindesin. Ya, bunlar da onlar kadar önemli maçlar. Küme düşmemeye oynayacak. Bak bu takımlar belki düşerse borçlarından dolayı bir daha Süper Lig yüzü göremeyecek takımlar belki. Bilemiyorsun. Ya, yani bu kadar para harcamış takımlar. Ankara gücü maçıyla yaptılar. Ama zaten Ankara gücü maçına verdiler ya. İlk ya, verdiler yabancı hakemi. Sanırım. Yok ben sanırım genel İstanbul olarak Spor maçında var, var hakemlerini veriyorlar. Yani mesela Karagümrük maçına vermediler. Bu hafta örnek bir tanesinde veriyorum. De var. VAR hakemi yabancı. Kayseri maçında yabancı var. Vardı. Kayseri'de zaten. Kayseri Trabzon var. Ankara gibi Beşiktaş var. Yani alt bak şimdi alt tarafı her da maça da, ama her maça verdiğimizde bak, de orada çok şu, ciddi sıkıntı bak oldu. Şimdi burada 37 puan al Ankara gücü 13. İstanbul Spor 16 puanla İstanbul Spor'a kadar. Şimdi bak Pendik Spor'la Ankara gücünün arasında 7 puan fark var. 2 haftaya bakar, 3 haftaya bakar. Bak Kayseri haftaya Pendik'le oynuyor. Pendik Kayseri'yi yense 33 puan yapacak. Düşünebiliyor musun? Hatay mesela haftaya yense 36 yapacak, şeyi yakalayacak. Anladın da hocam. Yani biz kendi hakemlerimize hiç mi güvenmeyeceğiz? Efendim? Ya adam buraya da bir denge kurabilmek için 4 tane 5 tane getiriyor. Ama biz her şeyi istemeye başladık. Yani ben mesela bak, yapıyorsan adil olacak. Herkes işte. Adil olacak. Ya tamam da 3 tane hayır şimdi biz şunu mu diyoruz o zaman? Benim Türk VAR hakemim adil değil. Senin dediğinden onu çıkartıyorum. Evet. Nasıl evet, değil? Var. Adillikten adil de güvenmiyor. Var görmeyenler var abi. Niye bu şimdi özür dilerim var. Bir dakika. Niye biz bugüne kadar hakemleri tartışıyoruz o zaman? Niye yabancı hakem getirdiler Türkiye'ye? Bana bunu bir açıklayın. Çünkü tartışmaları bitirmek istiyorlar. Hayır ben kesinlikle öyle bak, bir şey. Ben hakemlerin adil olmadığına inanmıyorum. Sadece Mehmet Büyükekşi'nin koltuğunu korumaya, kulüplere sıcak yaklaşmaya, kulüplere karşı birazcık daha seveceğim. Bak ben size mavi boncuk dağıtıyorum hepinize. Yani sen diyorsun ki Türkiye'de hakemlerden memnun herkes. Öyle mi? Hayır ben memnun değil, memnunlar demiyorum. Ama senin söylemin geliyor. Ama bak ben şunu söylüyorum baba. Hakemler Türkiye'de oyunun içerisine etkileri bu kadar majör değil. Yani ben mesela Fiorentina Victoria Pizan maçını anlatıyorum. Gil Manzano yönetiyor. İspanya'nın en büyük hakemi. O hataların aynısını Türkiye'de yapsa yer yerinden oynar. Bak yer yerinden oynar. Biz her şeyi hakeme bağlıyoruz. Ya biz Türkiye'de taç atışını yapılıyor. Üstüne 5 pozisyon geçiyor. Gol oluyor. Taç başkasının da ama
O yüzden biz pozisyonu verdik diyoruz. Yani biz her şeyi hakem üzerinden okuyoruz. Bravo. Biz mesela hiçbir şeyi teknik direktör üzerinden okumuyoruz. Oyun üzerinden okumuyoruz. Bravo. Başkan üzerinden okumuyoruz. Kim sorumlu? Hakem sorumlu. Niye? Taçı vermeseydi. Bravo. Emre, ulan üzerine 5 pozisyon Emre, geçmiş. Emre daha 4 hafta önce burada şeyi bağladın. Rize Spor eski başkanı Tahir Kıran'a bağladın. Evet. Onun söylemlerini de sen destekledin. Şimdi o zaman destekliyorsun, bugün hayır, diyorsun bak, ki ben, hakemlerle alakalı. Bak Türkiye'de neyi, hakemlerle neyi de, alakalı bak, çok neyi, büyük sorun ve problem var. Bunu da herkes hocam, biliyor. Hocam neyi desteklediğimi yanlış ama aktarıyorsun. Ben bu ormanı yakacaksın dedi, onu destekliyorum. Yani ben hakim mesela 8 Mart operasyonunun da yanlış olduğunu savundum ben hep. 8 Mart operasyonu da yanlıştı bana göre. Ben şuna karşıyım. Türkiye Futbol Federasyonu seçim yasası. Tamamıyla değişmeyin. 305 delegene. Yap 5000 delege. Hepinizi delege yapsın. Niye yapmıyor Berat Tanrı seni şimdi delege? Konu o değil ama. Hayır, ben bunu destekliyorum. Hayır, bak hakemle alakalı konuşuyorum. Bak Tahir Kıran'ın dediğini destekledin dedin ya. Evet. Ben bunu destekliyorum. Ya Tahir Kıran demedim mi ki hakemler arasında bahis oynayanlar var. Demedi mi bunu? Ya varsa evet çıkar... demediniz mi? Demedik bak, mi burada? Ya bak, demek bak, olabilir bunlar bak, varsa adam açık zaten, açık söylemedi zaten mi? Zaten sıkıntı olmasa bu ya olaylar varsa, buraya gelmez. Ali bak, varsa çıkartacaklar o zaman Ali Hocam. Ama biz bak ki. Biz bütün maçlara varları yabancı yapalım. Tamam o zaman hakemleri de yabancı yapalım. Yapsınlar abi. Ama belli biz kendi içimizden bir şeye yapsınlar. Yapsınlar. Futbolcuyu yabancı yapıyorlar. Teknik direktörü yabancı yapıyorlar da niye hakemleri yabancı yapıyorlar? O zaman siz niye varsınız? Burada hakem da beni kovsunlar. Buraya da bir tane yabancı Michel otursunlar. Saffet'i, Ali'yi onu da göndersinler. Burada da 5 tane Gerline kırı oraya otursunlar. İngilizce. Emreciğim İngilizce bilmiyor. Halkımız İngilizce bilmiyor. Yapma, çok saçma bir şey oldu bu ya. Halkımız İngilizce bilmiyor. Hocam halkımız futbol da bilmiyor. Halkımıza futbolu da yediriyorlar. Ya herkes kendisine göre biraz biliyor. Şimdi bak futbol konusunda herkesin bir görüş açısı vardır. Ben buna saygı duyarım. Bilir bilmez yani bana göre bilir, sana göre bilmez. Hocam sana ben her sabah yayın yapıyorum 3 saat. Ben şunu çok net görüyorum. Halkımız taraftar olmayı biliyor. Halkımız taraf olmayı biliyor. Halkımız takım tutmayı biliyor. Halkımız ya evet ya biz bu maçta şöyle oynadık böyle bunu diyeni hiç görmedim ben bak hocam. Bugüne kadar en az 10 bin kişiyi yayına bağlamışımdır Ali Hocam. Vallahi de billahi de görmedim. Dostum, yani bak şu isteye, kanatları şöyle ben, kullanalım diyeni hiç ben görmedim. Ben Türkiye'de eğer Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzon'a ve Beşiktaş'ın maçlarına yabancı VAR hakemi veriliyorsa küme düşmemeye oynayan takımların da maçlarına yabancı VAR hakemi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Orası neyse aşağı tarafta benim için odur. Değişen bir şey yok. Bak burada 4 tane takım var. Tamam mı? Birbirleriyle oynamadıkları zaman içerisinde 4 tane yabancı hakem değil mi? Burada da 6-7 tane takım var. O zaman birbirleriyle oynamadıkları süre içerisinde de 6 tane 7 tane de oraya göndersin de. Ha sen buraya göndermeyip yukarıya hem Galatasaray Fenerbahçe'ye gönderiyorsun hem Trabzon Beşiktaş'a gönderiyorsun. Onlara o zaman onlara niye geliyor? Burada hayır, aşağıya Trabzon, bak. Trabzon'a gönderme ya bu hafta Trabzon maçından kemi varı sanki. Yabancı mıydı hocam? Vardı sanki. Yabancıydı bu hafta. Kayseri'den dolayı yabancıydı ama geçen hafta yabancı değildi mesela. Niye Kayseri'den dolayı evet. Yabancı? Kayseri düşmemeye oynuyor ya. Ya Kayseri'nin 36 puanı var, 37 puanı var abi. Tam düşmemeye oynuyor işte. Düşmemeye oynuyor. Niye öbürlerinde yoktu diyorum hocam, o zaman. Hocam Kayseri düşmemeye niye, oynuyor. Niye Konya'da yoktu, niye Gaziantep'te yoktu, Hatay'da niye yoktu diyorum. Soruyorum ben işte. Ben de diyorum ki bütün hakemleri var hakemi yapamazsın diyorum. Yani bunu yaptığında dengeler ya orada da birazcık dengeyi bulmakta fayda evet. Var. Ben Ali hocamı da anlıyorum şimdi yukarıda yani zaten. Orada hepsi da bir denge var ya. Adil olmadığını dostum, belirtiyor. Dostum sana şunu söyleyeyim. Safet abi burada. Evet. Sen ben burada. Hepimiz evet. Buradayız. Sen de. Bitti. Sen Hatay Spor'un yöneticisisin. Sen Karagümrük'ün yöneticisisin. Sen Pendik'in yöneticisisin. Tamam mı? Ben Gaziantep'in yöneticisiyim. Safet abi de Konya'nın yöneticisi. Şimdi döndünüz yukarılara şey veriyorlar, VAR hakemini yabancı veriyorlar, hata olmasın diye biz küme düşmemeye oynuyoruz. Tamam mı? Bizim hakemlere, bizim şeye, madem hakemlere güvenmiyorlar, Türk hakemi veriyorlar. O zaman istemez misiniz yabancı hakem ya? Ben isterim abi. Peki Ali abi sen bir şey soracağım. VAR hakeminin yabancı olması yanlış olmayacağını mı gösteriyor? Hayır kesinlikle. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Bak ben sana bomba bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu İtalya'nın iptal ettiği gol var ya. Hı. VAR hakemi iptal. Hı. Eğer bir Türk VAR hakemi iptal etseydi
Parça pinçik etmiş. Şimdi onu diyecektim sen ağzını. Parça pinçik bak, etmiş. Bak yemin ederim ağzımı alacaktım. Parça pinçik ya. Standartları biz bak. Bizim hakemler ne yapıyordu biliyor musun? En azından şimdi Emre konuya girdiği için bir şey yapmadım da. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aslında bizim VAR hakemleri bir standardı veya standartsızlığı vardı. Şimdi yabancı hakem geldi VAR'a oturdu. VAR'daki adam bunu yaptı. Aa biz doğru. Aslında burada da bir yanlışlık var. Seneler önce, yani seneler önce istiyorum, aylar öncesindeki maçlarda bu verilmiyordu. Şimdi bunu verdim. Aslında bu da doğru değil. Çünkü eğer ki oyuncu giriyorsa, yapıyorsa birçok maçta oldu. Birçok maçta oyuncular erken girdiler. Tekrar edilmedi. Bu maçta Galatasaray özel yabancı hakemden dolayı tekrar edildiyse bu da yanlış. Doğru ama yanlış. Tamam. Biz doğru. De, bence de aynı şeyi söylüyorum. Yani şu bizim önümüzdeki en büyük engel şu halkımızın önündeki ön yargı şu. İşte futbolcular, kiralık oyuncular, eski takımında oynayan oyuncular, yani işte oynamazlar. Biz de bunu yıkmamız gerekiyor. Hakem olarak da bence burada hakemler tabii ki arada bir sürü hakem işte bu bahis olayı olabilir, kendi aranda gruplar olabilir ama çoğu hakem kendi kariyerini inşa etmek istiyor. Ama ederken... Nasıl yani kendi kariyerini? Kendi kariyerim. Ben işi olarak hakemliği yapıyorum ve burada yükselmek istiyorum ve olabildiğince... Doğru gitmek isteyen bir sürü hakem var. Ama doğru giderken yapmış olduğu doğru kararlar sonucunda büyük takımların canını yaktığı zaman eğer büyük takım başkanı ben bu hakemi istemiyorum dediğinde onun arkasında duran MHK yoksa o hakem yavaş yavaş o dürüstlüğünü yontuluyor. Yani benim ustalığım nereden geliyor? Yediğim kazıklardan geliyor. Yani ne kadar usta olduğumuzu zaman, tecrübe olarak hakemlerde diyorlar ki... Ne zamandan MHK var Türkiye'de sence? Veya ne zamandan beri MHK yok? Ya yani? MHK diyorum işte aslında sistemi yöneten insanlar yani bu federasyondan başlayarak... Ya, tamam okey. Federasyon okay. Var. Yani yapacak onlar bir şey yok. Öyle. Nihayetinde hakem edindiği tecrübeler diyor ki ben doğru karar verdim ama verdiğim karar futbolun içindeki büyük abilerin hoşuna gitmedi ve beni istemiyorlar. Galatasaray maçına... İşte çıkmayacaksın dediğinde o hakemi çıkartmıyorsa o hakem o cesaretini 100'se 90'a, 90'sa 80'e böyle aşağı doğru gidiyor. Sonunda işin neyi oluyor? Saffet abi, tecrübeli hakem oluyor. Türkiye'de bak ben sana söyleyeyim mi? Yöneticilerden tut taraftarına kadar herkes çok büyük holigan biliyor musun? Bak ben Emre'ye şöyle desteklerim ve katılırım veyahut da hatta beraberiz o konuda. Abi ben bir radyo kanalına yarın sabah olacak 15-20 dakika katılıyorum. 15-20 dakikada işte Fenerbahçe bazen oluyor Fenerbahçe, bazen oluyor Galatasaray, bazen oluyor Beşiktaş'ın. Sanki böyle çok fena tutuyormuş gibi gözüküyoruz. Çünkü lehte konuşuyormuş gibi gözüküyoruz. Abi o hafta Fenerbahçe lehine konuştuğumda ooo sen ne biçim şeysin Galatasaray'ın şöyle Fenerbahçe'sin şöylesin. Ne sallıyorlar ne sallıyorlar. Bak yemin ediyorum sana davalık olduğum birçok şey var. Ona Deniz Hoca'na şahittir. Birçok pozisyon davalık davalığımdır. Galatasaraylı'yla konuştuğum zaman da Fenerbahçeliler sallıyor bana. Ya abi holigan hepsi. Adam bak ben şeyi söylemiyorum. Kendi adresimi de falan vermiyorum. Buluyor. Vedat'tan yazıyor. Adresimi Instagram'dan buluyor. Oradan bana saydırıyor. Abi bu ne ya? 15-20 dakika konuştuğumda adam bana bu kadar sallıyor. Emre'ye Emre neler sallıyor, neler yazıyorlar biliyor musun? Ben görüyorum. Emre bana söylüyor. Ya arkadaş bizim acayip. Zaten herkes yazıyor. Tamam bu kadar. Hocam bak bu yani hafta şuna baktım. Her hafta 3 tane VAR hakemi veriyorlarmış. Hı-hı. Bu hafta Beşiktaş Ankara Gücü'ne, Kayseri Spor, Trabzonspor ve Galatasaray Pendik'in VAR hakemleri yabancıymış. Diğer bütün ki yarınki mesela Sivas Fenerbahçe'nin VAR hakemi de yerli. Doğrudur. Yabancı değil. Doğrudur. Yani her daha hafta... Açıklamadılar. Yok o yabancı olur. Hayır o yabancı olur. Ben söyleyeyim sana. Hocam daha burada yerli mi? Gözüküyor. Doğrudur. Hayır açıklamadı ki daha. Olur bence de. Ha? Bence de yabancı. Açıklanmadı da. Açıklanmadı ama yani... Bence de yabancı olur. Bence yerli yok, olacak. Yarın öğlen açıklayacaklar. Yok yabancı olacak. Onun başka şansı yok. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemlerinin yabancı hakem olma dışında bir şansı yok. Bir tanesi kopana kadar bu şekilde devam edecek. Onu da söyleyeyim. Zaten Fenerbahçe ve Galatasaray yabancı hakem ve VAR hakemi istedikleri için getirdi federasyon. Bütün tuşlara basıyor. Son şans buydu. Orada şöyle bir kritik hamle yaptılar. Bir de ekstradan haftadaki kritik maçlarda VAR hakemi görevlendirecek yabancı diye bir açıklama yaptılar. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçlarının dışında o yüzden bir ya da iki maç ekliyorlar. Yani asıl amaç Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tepkilerini azaltmak.
O yüzden yabancı var hakemi verdi. Bu hafta mesela Kayseri yani. Trabzon'a da yabancı vermiş. Beşiktaş Ankara Gücü'ne de yabancı çok vermiş. Çok büyük yanlış. Yani. Evet. Çok büyük yanlış. Toplam 4 tane olacak. Yarınki maçın var hakemi de yabancı olur. O zaman Pablo González Fuertes'i Fuertes, Higgins ya da bu akşamın var hakemlerinden birini kullanacak. Daniel yani, Paterno. Onu bilemiyorum. Aynı yere var hakemini görevlendirir mi bilemiyorum ama büyük ihtimalle buradaki o 4 yani 3 isimden bir tanesi bence de tekrar görevli olur. Farklı bir var hakemi. Peki var hakeminin açıklanmaması ironik değil mi? Bütün hakemler aynı gün açıklıyorlar. Yok yok. Var hakemleri aynı gün maçın oynanacağı gün öğlen saatlerinde açıklanıyor. Hayır hocam. Mesela benim önümde Türkiye Futbol Federasyonu'nun listesi var. Listede var hakemlerin hepsini açıklamışlar. Sadece Fenerbahçe'nin açıklamamış. Tamam. O bugün oynanacak olan maçın hakemlerini öğle saatlerinde yatıyorlar oraya. Dünkü oynanan maçların dün öğlen saatlerinde var hakemleri ekleniyor. Yarın Fenerbahçe maçı görünüyor da öğlen var hakemini ekleyecekler. Anladım. Bu şekilde sistem böyle. Yani var hakemi mutlaka aynı gün açıklanıyor. Aynı gün evet değişmiyor. Benim bilmediğim bir şeydi bu. Evet öğle saatlerinde açıklanır yarınki var hakemi de. Yabancı olmaktan başka şansı yok. Kesinlikle yabancı var hakemlerinden biri olacak. Senin çünkü sesin kısılmaya başlamış hocam. Yok iyi sesim. Sadece mikrofon uzaklaşıyor benden. Canımsın. Mikrofon benden uzaklaşıyor. Peki. Evet yani tartışmaların önüne geçmek için zaten bu hamleyi yaptılar. Böyle de devam edecekler. Pozisyonlara geçelim mi? Tartışalım mı be? Var mıydı geçelim, maçlar hatalar? Var Grant hatalar, minör hatalar. Konuşulması gereken çok pozisyon var. Yani bunlar hakemin hatalı olduğu anlamında değil. Maç içerisinde çok pozisyon var. Hakemin genel anlamda ben yönetim tarzını beğendim onu söyleyeyim. Direnç Hoca, Direnç Tonusluoğlu. Tonusluoğlu evet. İsmi gibi maç içerisinde çok dirençli davranamadığı bir iki pozisyon oldu. Özellikle Muslera'nın sarı kart görmemesi bir kere onu hakemlik tekniği açısından kabul edilemez. Onun dışında maçın başlarında ayağa basma pozisyonu var. Hemen onu atayım notumu unutmadan. Hakim Ziyeh'in ayağına net bir basma var. 6 numaralı pendikli oyuncu. Burada sarı kart değerlendirmesi yapmaması büyük hata. Ardından orta sahada benzer bir pozisyonda hemen sarı kartını kullandı. Galatasaray Lı oyuncu kime? Torreira'ydı. Yanlış hatırlamıyorsun. Torreira. Evet. Yani birbirine benzer iki pozisyonda Pendik Sporlu oyuncunun yaptığı harekete sarı kart değerlendirmesi. Seguera'ya sarı kart göstermedi. Torreira'ya gösterdi. Evet. Torreira'ya gösterdi. Benzer iki pozisyon. Burada standart dışı bir uygulama bence. Onun dışında çok kritik belki gözden kaçmıştır. Icardi'nin attığı golün hemen öncesinde Mertens'e arkadan kayarak bir müdahale var. Dikkatsiz de olsa, oyuncunun ayağı da kayıyor olsa o pozisyon eğer gol olmasaydı penaltı olarak değerlendirilecekti, değerlendirilmesi gerekiyordu. Yani ama tekrar söyleyeyim. En büyük avantaj gol olduğu için verilmedi. Yani şöyle %100'lük bir gol pozisyonu değil ve hakemin orada avantaj işaretini de görmedim açıkçası. Ben pozisyonu gördüğünü düşünmüyorum. Eğer top dışarıya gitseydi VAR müdahalesiydi nerede? Orada penaltı evet penaltı verilirdi. Yani Mertens'e yapılan hangi o müdahale ya? Penaltıydı. Hangi pozisyonu? Gol pozisyonu ya. Gol pozisyonu Icardi'nin golünün önce. Icardi'nin attığı golün öncesinde Mertens pası verdiği anda arkasında olan defans evet defans oyuncusu ayağa kayıyor ve Mertens'e kayarak bir müdahale yapıyor sistem dışında. Evet o pozisyon penaltı olmalıydı. Gol olmasaydı. Onu da özellikle vurgulayayım. Peki buraya kadar bir parantez açalım. Vedat senin eklemek istediklerin var mı? O pozisyonu ben hatta yorum bile şey yapmadım da o pozisyon Mertens kaydı pozisyonda bence penaltı olmazdı eğer şey olmasa. Çünkü o pozisyon timing hatası falan da değildi. Yani penaltılık bir pozisyon değildi. O yüzden sordum. Ona katılmıyorum ama Mustafa'nın muhakkak sarı kart görmesi gerekiyordu. Maçın başında evet bir sarı kart atladı. Torreira'ya sarı kart gösterdi. Aynı şekilde ikisi de sarı kart olması gerekiyor. Burada hepsine katılıyorum. Ama o dediği gibi
Muslera'nın pozisyonu eğer dönmüş olsaydı bence penaltı olmazdı. Yani verseydi zaten çok büyük sıkıntı olurdu. Bence. Yok, Mertens'e yapılan hareketten evet, bahsediyorum. Aynen ben. Mertens'in pozisyonunu söylüyorum. Yani Mertens oyun pozisyonu... oyun kuralları kitabında diyor ki bir oyuncu rakibine dikkatsiz tırnak içinde kontrolsüz ya da aşırı güç kullanarak müdahalede bulunursa tackle yaparsa fauldür. Ceza sahası içerisindeyse de penaltıdır. Bir oyuncunun ayağının kayması o oyuncunun dikkatsizliğidir. Ayağının kaymasının dikkatsizliğinden dolayı rakibe müdahalesi de faul olur. Ceza sahası içerisindeyse de penaltı olur. Bu yani oyun kurallarına göre penaltı ama dediğim gibi gol olmazsaydı bunu konuşuyor olurduk. Gol olduğu için tabii ki bu, gözden... Bu Fenerbahçe'nin Yunanistan'da Olympiakos maçında... Olympiakos'a mı oynadı? Olympiakos. Bu evet. Şeyin aldığı penaltıya benzemiyor mu? Sabek... Osay Samo'ya girdi de orta yaptı adam kayarak geldi ondan sonra vurdu ya Osay Samo'yla. Ona benzemiyor mu yani? Ona benzer bir pozisyon değil mi? Benziyor, topu ayağından çıkardıktan sonra. Benziyor. Burada topun ayağından çıkmış olmasının aslında bir şeyi yok. Önemi yok. Ayrıca bu yok. Evet de ama o pozisyon önemli penaltı olan, değil abi. O pozisyon Deniz Hocam kendi yorumunu yapıyor tabii de... Ama pozisyonun penaltı olması ondan sonra bizi var ya Ali Bilgin gelip üstümüze başımıza çıkar atlar valla. Bizi parçalar yemin ediyorum o pozisyon penaltı çalsaydık. O pozisyon penaltı eğer versek yani o pozisyon penaltı versek verilse Türkiye'de lig bitmez. Penaltıysa penaltı verecek ama... Vedat Hocam. Diyene bak gözünü seveyim. Nasıl yani? Evet yani. Penaltıysa penaltısını ya, vereceksin. Kim olursa olsun. Senin bu tarafsızlığın beni çok sevindiriyor. Şimdi, çok mutlu ediyor. Torreira hakeme itiraz etti ya, hakem Torreira'ya sarı kart gösterdi. İlk faulüm diyor bir de. İlk faulüm diyor. Yani ilk faul olması, yani ben oyuncularda onu anlamıyorum. Sürekli yani ilk, ya bunun ilki veyahut da sonu yok. Yani sarı kartlı faul var, normal bir de fauller var, Ali kırmızı abi, kartlı fauller var. O niye söylüyor biliyor musun? Bak o niye söylüyor biliyor musun? Ben sana onu söyleyeyim. Hocam sarı kartı verdin ama bir daha sefere akıllı ol, bana bir daha sarı kart verme demeye çalışıyor. Aslında onu değil, biliyor da onu biliyor. Sarı kart yedikten sonra hakem ne zaman iptal etmiş onu biliyor. Hocam bak yanlış verdin ha diye yangın yaparaktan bir daha sarı kartlık pozisyon olursa zaten bunu, yanlış vermiştim bana kart vermeden demeye çalışıyor. Vermez zaten Vedat. Torreira'yla sınırlı tutmuyorum. Yangın bütün yapıyor ligde, hikayeden ligdeki yapıyor. Ligdeki oyuncular da bu hepsi var yani yapıyor. Hepsinde ilk, hemen gösteriyorlar parmağımla aslında ilk kartını. Aslında hikaye o şey, ilk faalim diye. Yok hikaye o. Orada benim dikkatimi çekti. Başka pozisyon. Yani, Torreira'nın zaten yapmış olduğu hareket net ayağa basmaydı. Onun öncesinde iki defa kayarak müdahalesi var aslında. Risk alıyor ama topu kazandığı için, topu aldığı için hakem devam ettirdi. Topa teması olmasa o iki kayarak müdahalesinde onlar da faul ve sarı kartlık müdahale olurdu. Hani Torreira iki riskten sonra üçüncüsünde sarı kartı gördü. Doğru sarı karttı. Hakeme ilk yarının bitiş düdüğüyle çok fazla tepki oldu. Galatasaray yatağa çıktığı için maçı bitirdiğinden dolayı tepki gösterdiler ama top oyun Galatasaray'ın yarı sahasındayken Galatasaraylı oyunculara geçtiği anda sürede 10-12-13 saniye geçmişti zaten. Hakem maçı bitirmeye kanalize olmuştu ve bitirdi. Burada bence bir sıkıntı yoktu. Tepki gösterilecek bir durum yoktu. İkinci yarıda Kerem Demirbay'ın bir kayarak müdahalesi var. Kontrolsüz bir hareket. Sarı kart olmalıydı. Orada sarı kart görmedi Kerem Demirbay. Mamatiam'la Nelson'un bir mücadelesi var. Ceza sahası içerisinde. Ön direğe doğru atılan bir top hatırlayın. Sağ taraftan topu geldi ortaya ediyor. Attılar. Penaltı pozisyonu evet. Diyorsun hocam. Evet. Orada top aynı anda ikisinin temas etmeye çalıştığı bir durumda. Ayakların çok küçük bir teması var ama bu faul için yeterli bir temas değil. Faul gerektiren bir temas değil. Birkaç açıdan sanki Nelson Mametiyama arkadan müdahale yapıyormuş gibi görünüyor diğer diziyle. Ama en son kale arkası kamerasından herhangi bir diz temasının da olmadığını gördük. Penaltı verilmemesinin doğru karar olduğu, oyunun devam etmesinin doğru karar olduğu bir pozisyon. Bu pozisyon Antalya Galatasaray maçında verilen penaltıya benzer bir pozisyon değil mi hocam? Yani temas olarak, şey olarak değil. Yok, görüntü abi. Olarak değil ama ayağa temas olarak.
Şöyle o Antalya pozisyon mıydı? Için zaten yo, değil abi. Hugh Dallas biliyorsunuz tepkisini göstermişti. Böyle evet. Basit temaslara penaltışı almayacaksınız evet. Diye. Oradaki pozisyondan daha da basit bir temas. O yüzden verilmemesi doğru. Onun dışında 62. dakikada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Basketbolda perdeleme var biliyor musunuz? Ya biliyorsunuz Kaan Ayhan'ın yaptığı pozisyon değil mi? Kaan Ayhan çok güzel bir perdeleme yapıyor. Basketbolda bu faul değil. Ama futbolda bir oyuncu rakibinin topa gitmesini engellerse, koşu yolunu tıkarsa faul olur. Kaan Ayhan'ın yapmış olduğu bu faule atladı hakem. Hakemin hakemlik kalitesini açığa çıkaracak bir pozisyonda açıkçası. Direnç Tonustoğlu'nun bu pozisyonda faulü süzüp vermesini beklerdim. Deniz Hocam bir de Mertens'in golünde bir pozisyon vardı galiba. Taça çıktı top. Umut Nahir herhalde sağda yatıyordu. Orada devam evet. Ettirdi. Mesela orada oyuncunun yanına gitmesi gerekmez miydi? Ondan ya sonra oyun çok hızlı başladı. Umut Nahir. Şöyle. Orada bir faul yoktu. Sakatlığa da mı acaba inanmadı onu bilmiyorum ama. Yok faul anlamında değil. Yatmış. Top zaten taça evet. Çıkmıştı. Umut Nahir yerde yok. Yatıyordu. Faul yok. Faul yoktu. Yok. Oyuncunun sakatlığına da inanmadı sanki. Ya da kör alanda görmediği bir alanda kaldı. Normalde dördüncü hakem ya da yardımcı hakemler tarafından bir uyarı olsaydı hakem mutlaka oyuncu sağlığı ön planda gidip kontrol ederdi. Oyun çok hızlı başladığı için durdurma şansı kalmadı. Ya bence de durdurmasınlar hocam. Bence de durdurmasınlar. Zaten, hani öyle Allah korusun çok büyük önce, sağlıklı tehlikeli bir şey olmazsa çünkü oyun devam etsin. Herkes kendini yere atıyor. O pozisyonda çıktı ama. Hava topuna çıktı. Evet evet. Hava topuna çıktı. Biliyorum pozisyonu. Yere düşerken Aşil'de sanki Aşil, bir şey var. Alt adresinde. Evet. Ama ne olursa olsun abi durdurmasınlar. Yani şu hayır. Kafaya mafaya gelmediği sürece çok tehlikeli bir şey olmadı. Ali hocam durdurmamıştı zaten. Top taçtaydı o anlamda. Gene tamam aynı. Değişemiyor. Yani orada taştan zaten ondan devam sonra devam ettirsin abi hızlı ucuma çıkıyor adam. Yani taştan bu şekilde gol atıyorlar. Ondan sonra görüyorum. Değişikliğe gitti zaten. Yani bütün ondan takımlar dolayı. İçin geçerli. Kesin. Yani ben de oyunun ne kadar hızlı oynanırsa, ne kadar top oyunda kalırsa evet, o taraftayım ama FIFA ve IFAB özellikle oyuncu sağlığını ön planda tutuyor. Eğer gerçekten ciddi bir sakatlığı varsa oyunun devam etmemesi gerektiğini tavsiye ediyor ama burada hakem dediğim gibi hakem görüşü, hakem yorumu olduğu için bir şey söyleyemiyorum. Hakemi desteklemek zorundayız. Sonuçta oynanan oyunda da bir golle sonuçlandı. Futbolun meyvesi de gol. Ben hep golün tarafındayım. Dolayısıyla yani çok ağır sakatlıklar olmadığı sürece oyun oynanmaya devam etsin. 64. dakikaya gelelim. Hatırlarsınız kaleye vurduğu bir şuttan sonra Torreira yerde kaldı ve penaltı beklentisi içerisine girdi. Burada da oyuncu, savunan oyuncu Alparslan da yanılmıyorsam çok güzel bir pozisyon aldı. Torreira şutunu attıktan sonra Alparslan'a doğru gitmeye devam edip kendisi temas etti. Penaltı için gerekli, yeterli bir temas yok. Penaltı için bir temas yok. Teması alan kişi Torreira'ydı. Oyunun devam etmesi doğru karardı. 68. dakikada Mertens klasik bir penaltı alma taktiğine gitti. Sağ ayağını rakibin önüne doğru açtı ama oyuncu, defans oyuncusu o kadar uyanıktı ki muhtemelen Mertens'i çözmüş. Temas etmemek için geriye kaçındı. Mertens kendi dengesi bozuldu ve yerde kaldı. Oyunun devam etmesi doğru karardı. Penaltı pozisyonu. Kalecinin topa müdahale etme şansı, topa müdahale etmek isterken rakibe müdahalesi, penaltı ve bariz gol şansı kriterleri ortadan kalkıyor. Normalde pozisyon bariz gol şansı olmasına rağmen topa müdahale etmek istediği için zamanlama hatasından dolayı kriterler ortadan kalkıyor. Sarı kart olarak değerlendiriliyor. Buraya kadar her şey doğru. Penaltı atıldığı sırada, duruş sırasında top vurulmadan önce defans oyuncusu ihlal yapıyor, ceza sahasına giriyor ve o defans oyuncusu kalecinin kurtardığı topa müdahale ettiği için VAR müdahalesiyle penaltı tekrarı da doğru karar. Önümüzdeki sene kural değişikliği var. Biliyorsunuz kuralda ceza sahası ihlallerinde tekrar edilir diyor.
önümüzdeki sene tamamen bu şekilde olacak. Eğer ihlal eden oyuncu oyuna, topa ya da rakibe müdahale ederse penaltı vuruşları tekrar edilecek. Onun dışında şu anki kural 1 Temmuz'dan itibaren değişecek. Bu şekilde yorumlanacak. Bugünkü uygulamada doğruydu. VAR müdahalesi doğruydu. Genel anlamda baktığımız zaman direnç Donuslu'da aslında kritik olabilecek birçok karardı, doğru karar verdi. Birçok durumda doğru karar verdi. Sadece dediğim gibi özür diliyorum. Kaleci Muslera'nın sarı kart görmesi gerekiyordu. Star'la itiraz etti. Gol için gole de geleceğim. İptal edilen verilen gole, Pendik Spor'un verilen golüne de geleceğim. Orada Muslera sarı kart görmeliydi. Bir de perdeleme yapan Kaan Ayhan'a daha dikkatli olmalı ve orada oyunu çözebilmeliydi. Hakem adam zeki olur. Bu pozisyonları süzüp çözebilirse iyi hakem olur. Umarım kendisini izleyip tekrar bu pozisyonları irdeler, değerlendirir. Şimdi gelelim verilen Pendik Spor golüne. Hatırlar mısınız geçen hafta herkes pozisyona net faul dediğinde ben şöyle bir tweet atmıştım. Beni de eleştirmişlerdi. Ne demiştim? Okuyayım tekrar birebir harfiyen. Avrupa'da bir maç olsa Abdülkerim'in attığı gol iptal edilmezdi. Ama elini kullanması, hakemin pozisyonu faul olarak değerlendirmesi desteklenir. Hakem pozisyonu faul olarak değerlendirmeseydi de desteklenirdi. Buradaki cümlenin devamı aslında bu şekilde yorumlanır. Bu şekilde açılım. Gelelim bugünkü pozisyona. Bugünkü pozisyonla geçen haftaki pozisyon arasında bariz, açık, çok büyük farklar yok. Ama ben yine aynı yerdeyim. Ben golün, futbolun meyvesi olduğunu düşünüyorum. Bu tarz mücadelelerin oyunda, topun oyunda kalması açısından ve gol olarak süslenmesi açısından ve futbolun meyvesi olan golü izlememiz açısından daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hakemin verdiği bu pozisyonlarda hakemin verdiği kararların desteklenmesi gerektiğini ve bu pozisyonun da faul olmadığını hakemin bu şekilde değerlendirdiği için ben de hakeme katıldığımı belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz haftaki yaptığımın yorumun arkasındayım. Geçtiğimiz hafta yaptığımız, izlediğimiz pozisyonda tek bir fark vardı. Elini biraz daha fazla kullanmıştı. Ama ona rağmen gol olarak değerlendirilmesi gerekiyordu ya da öyle olması desteklenirdi ama hakem bu kararı verdiği için eleştirilmeyecek bir karar olduğunu belirtmek istiyorum. Bugünkü kararı da hakem verdiği için yine eleştirilmez. Tek sıkıntı geçen haftaki pozisyonda gol iptal edildi. Bu haftakinde verilince adalet duygusu ya da işte adalet terazisi bizim programında biliyorsunuz futbol mahkemesi, o terazi şaştığı anda herkes tarafından tartışılıyor. Biz de adalet bunun neresinde demekten başka şey bulamıyoruz. Vedat Hocam, senden de pozisyon, bu pozisyonların dışında eklemek istediğin, farklı düşündüğün. Yok, pozisyonların dışında zaten her şeyi söyledi. Yalnızca ben gol pozisyonu, Pendik'in attığı golle ilgili yani geçen haftaki, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Geçen haftaki Abdülkadir'in pozisyonu çalıyorsan, bu haftaki pozisyonu çalmıyorsan o zaman bir sıkıntı var. Bu haftaki Galatasaray'ın attığı penaltıya çalıyorsan, tekrar ettiriyorsan, önceki haftalardaki tekrar ettirmiyorsan onda bir sıkıntı var. Bence mesela bu hafta Galatasaray'ın tekrar edilmesi çok doğru, ne kadar doğru olsa da önceki haftalarda ya veya yabancı hakem olmadan tekrar edilmemesi bence çok büyük bir yanlıştı. Bu hafta tekrar edilmesi o yanlışı devam ettirdi. Çünkü illa kişi doğruyu, illa bu maçın özelliğini yapmak da yanlış oluyor. Veya işte geçen hafta Abdülkadir'in yapmış olduğu pozisyona sen faul verdin. Adam gol dediler. Birisi gol değil dedi. Bu haftaki pozisyon aynısıydı. O zaman faul çalacaksın. Yani bu çok çok sık sık rastladığımız bir pozisyon değil. Her hafta rastladığımız bir pozisyon. Yani bir oyuncunun, rakip oyuncunun üstüne çıkıp gol atması her hafta rastlanan bir şey değil. Ceza sahasında elle oynama, handball dediğimiz olay her hafta sıklıkla rastladığımız bir oyun tarzı. Yani elin olması gerektiği yer, ayağın olması gerektiği yer. Eğer değilse bu söylüyorsun, penaltı diyorsun. Bunlar kolay yorumluyorsun. Nitekim işte Thiam'la Nelson'un pozisyonu olsun, Mertens'in ceza sahasına girdiğinde kendisini, çok akıllı bir oyuncu Mertens, atması, sarı kart, hatta hakem aldatmadan dolayı verilebilirdi. Ama hakemlik de çok zor bir zanaat. Yani zanaat da zanaat yani. Öyle bir zor ki. Yani
Biz çıkıyoruz mesela hocam diyor ki mesela işte şu dakikada bir faul eleştiriyor. Ben diyorum ki şu dakikada bir taç vardı eleştiriyorum. Sen bir şey anlatıyorsun 5 pozisyon öncesinde. Yani aslında bakarsan çok zor bir zanaatla uğraşan hakemlerimizin bence gerçekten alnın akıyla çıktığını düşünüyorum ben bu olaylardan. Çok zor bir iş. Ama bu haftaki pending golünün iptal olması gerekiyordu. Geçen haftaya bakılarak en azından. Bir de üstüne bakarak aynı takım yani. Enteresan yani. Bir hafta aralıklarla bu sefer taraftar ne düşünsün mesela? Reklam arası verelim. Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Beşiktaş'ı konuşacağız. Bu kez Beşiktaş'ın pozisyonlarını ilk olarak Vedat Hocam yorumlayacak. Sonra da keza yine aynı şekilde hocama döneceğiz. Siz içmeseniz bile sigara dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. Yeşilay. Neden açılmıyor bu kapı? İçerideki programı nasıl izleyeceğiz şimdi? Bu kapı bize açılmaz kardeşim. Bak, korku ve şiddet içerir diyor. Bizim için uygun programın olduğu doğru kapıyı bulmalıyız. Bu olmaz. 13 yaş ve üzeri diyor. Ben daha 5 yaşındayım. Ablam da 9. Bu da olmaz. İşte bu. Genel izleyici kitlesi için uygundur. Tam bize göre. Akıllı işaretleri bilmek, zararlı içeriklerden kendimizi korumamızı ve doğru kapıyı açmamızı sağlar. Medya okuryazarlığı sayesinde hangi kapıyı açıp hangisini açmayacağımızı bilebilir ve medyayı güvenle kullanabiliriz. Unutmayın, onlar akıllı işaretler, biz de akıllı çocuklarız. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. Hasan dur. Ne oldu hanımım? Yol hakkı onların çünkü. Nasıl? Yeni değişiklikten haberin yok mu bilmiyor musun? Yok hanımım. O zaman aç kulağını dinle. Artık yaya geçitlerine geldiğinde yavaşlayacaksın. Baktın yolda yayalar var duracaksın. Çünkü okul yakınlarında ve kavşaklarda geçiş hakkı yayaların. O zaman ne yapacağız? Yayaların haklarına saygılı olacağız. Sevenleri ayırmayacağız. Öncelik hayatın, öncelik yayaların. Bir gün içinde kaç tane detay giriyor hayatımıza? Kaç ayrı bildirim ya da uyaranla dikkatimiz çekiliyor? Ben bir operasyon esnasında etrafımda olan bitenlerin farkında olsam da dikkatimi oraya veremem. Bunun için çok kıymetli yardımcılarım, mesai arkadaşlarım var. Bir operasyonda dikkatin dağılması hayatlara mal olabilir. Kaybedeceğiniz şey bu kadar kıymetliyken risk almak doğru değil. Trafikte de bu durum aynı ameliyatlardaki gibidir. Dikkatinizi dağıtacak bir mesaj, elinizi direksiyondan ayırıp telefona götürmenin bedeli hayatınız olabilir. Dikkatinizi yola verin. Öncelik güvenli trafik. Heyecan dolu Uzak Doğu dizileriyle fantastik dünyalar açılan pencere Meltem TV'de sizleri bekliyor. Birbirinden renkli Kore dizileri hafta içi her gün sizlerle.
Siz içmeseniz bile sigara dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. Yeşilay. Çok affedersiniz Seyfo dayı, bir şeyiniz yok ya. Va. Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın. Yaya geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır. Bunu unutma. Yavaş git, yürü kızım. Seyfo dayı, neden yanındasın? Şunu unutma. Öncelik yayanın. Öncelik hayatın. Öncelik hayatın, öncelik yayanın. Heyecan dolu Uzak Doğu dizileriyle fantastik dünyalar açılan pencere Meltem TV'de sizleri bekliyor. Birbirinden renkli Kore dizileri hafta içi her gün sizlerle. Efendim tekrar birlikteyiz. Son Kare dijital ekranları ve Meltem TV ekranlarında sizlerle beraberiz. Merkez stüdyolarımızda dört değerli konuğumuz ama uzak diyarlarda sevgili Deniz Ateş Bitler'le birlikteyiz. Galatasaray'a ilişkin uzak eklemesi... Diyarda bir de, uzak diyarda olunca adımı bile değiştiriyordun herhalde. Deniz yerine böyle yaptın. Deniz diyorum. Deniz. Deniz. Kıbrıs'tasın ya. Kıbrıs'ta olunca... Niçin yok ya, deniyor? Boğazıma sprey sıktım, tamam mı? Sprey sıkınca o
Sprey böyle bir soğuk hava veriyor boğaza. Eme niye Kıbrıs deniyor? Bilmiyorum. Hani şu şey Kıbrıs'tan bilmiyor musun gerçekten? Sen vallahi ilk defa bilmediğim şey çıktı. Ben senin şeyine çok güveniyorum. Acayip bir şeysin. Genel kültür. Genel kültüre sahip. Ya, bilmiyorum. Kıbrıslılar İngiltere'ye çok şey var ya, yani münasebetleri var biliyorsun. Cyprus ya. Cyprus ya. Ondan dolayı Kıbrıs diyorlar böyle. Kıbrıs yani. O yüzden de ne yapan mı diyor acaba? Ne yapan oradan mı geliyor? Onu mukabil bilmiyorum da. Ben Kıbrıs'ta 3 şeyi öğrendim abi. Biri ne yapan, biri halledelik. Değil mi Deniz? Halledecek. Halledecek. Ne yapan? Tamam, bir de et yen mi? Ya yani abi, bir de futbolcuda kaleciye ne, kapıcı diyorlar galiba değil mi? Yok, o Azerbaycan. 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 Kapıcı. Yanlış yere gittik. Müştü'ye kapıcı diyordu ya. Asıl Azerbaycan'da Süleyman Demirel ile Aliyev arasındaki diyalog var. O hiç söylenmez yani. Ama sen bir bak. Ama resmi diyalog olduğu söylenebilir mesela. Resmi. Yok, söylemeyelim. Biz söylemeyelim. Biz söylemeyelim. Baş. Evet, peki. Galatasaray maçına ilişkin eklemek istediğiniz var mı? Beşiktaş'a gideceğim. Yani ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki Galatasaray aslında istatistiklere baktığımızda... Bir hocaların açıklamasına da bakalım bu arada gelsin. Ben konuşayım mı yoksa... Tabii tabii konuşun o arada. Şimdi Galatasaray gelsin. 21 maçtır yenilmiyor. 14 maçtır da sürekli galip geliyor. Ama baktığımızda aslında öyle bir domine ederek oynamıyor. Ama Galatasaray çok yönlü oyuncuları var. Baskı yediği zaman baktığımızda baskı yediğinde de sıkıntı yaşadı. Son iki maçta da bu Alanya maçında da bu sıkıntıyı yaşadı. Ama neticede cevap veremedim mi, o baskının sonucuna gol atamadım mı da Galatasaray golü bulan bir takım. Golü bulduktan sonra da çok daha iyi oynuyor. Daha yeteneklerini ortaya çıkarıyor. Ve şunu da görüyorum, Galatasaray Fenerbahçe maçına gelirken tam kadro hazırlanarak. Bugün belki hoca Okan Hoca dedi, Icardi'nin sıkıntı, bileğinde sıkıntı vardı ama tahmin ediyorum yani tabii Icardi'sizlik çok... Galatasaray'ın çok önemli, özellikle Fenerbahçe maçında. Ama kadroyu da çok iyi kullanan bir Okan Buruk var. Her şeye rağmen sakatlıklar, şampiyonlar çıkışında Fenerbahçe maçına gelirken de tam kadro ve zinde bir Galatasaray takımı olduğunu görüyorum. Rekor üstüne bir... rekorlar kırılıyor. Evet. Fenerbahçe bizi itiyor, biz onları çekiyoruz diyor. Mayıslar bizimdir diyor, katılır mısın? Ya geriye dönüp istatistiklere baktığımızda Mayıs aylarında Galatasaray çok daha başarılı bir UEFA şampiyonluğu var. Devamında son haftalarda ben bitti demeden bitmez diyen bir Galatasaray takımı biz mi? Evet. Gelen bir Galatasaray takımı var. O yüzden son yıllara baktığımızda Galatasaray zaten Ali Koç'un bu gerginliğinin sebebi de bu. O yüzden Galatasaray takımı daha... bir kadroyla, kısıtlı bir kadroyla da daha iyi şeyler yaptı. Okan Hoca da diyor ki şu an kadrom tüm kadroyla buradayım. Bu beni hoca olarak da zorluyor ama kadroyu kullanma açısından fevkalade iyi. Oyunu iyi oynayan, üretken bir Galatasaray maçı var. Ve belki önümüzdeki hafta Beşiktaş maçıyla da bu gerginlikle bitebilir. O da olabilir yani. Şu an Fenerbahçe'nin üzerinde büyük bir baskı var. 5 puanlık bir fark var. Sivas'a gidiyor. Sivas deplasmanı her zaman zor bir deplasmandır. O yüzden Beşiktaş maçında bir dönüm maçı olacak. Eğer Fenerbahçe o maçı alırsa o zaman belirleyici maç Galatasaray-Fenerbahçe maçı olacak. Şimdi ben de Saffet abinin bu söylemine karşı, insanların en güçlü yanı aynı zamanda en zayıf yanıdır. Galatasaray'ın da en güçlü yanı en zayıf yanı. Yarın bir gün bir kırmızı kart, iki tane sakatlık olursa bütün her şey alt üst olabilir, tersine dönebilir. Fenerbahçe Beşiktaş maçını geçerse, ikisi Galatasaray maçına, Fenerbahçe Galatasaray'ı da yenebilir. Yani bunların hepsi olabilecek şeyler. Onun için iki takımın da şansı var. Ama Fenerbahçe bugün yenilirse veyahut da berabere kalırsa büyük ölçüde havlu atar. Onu söyleyeyim bu gidişatta. İki tane takım kafa kafaya gidiyor ama bakıyorsunuz Türk futboluna, Avrupa'da kimsenin şu saatten sonra esamesi okunmuyor. İşte Şampiyonlar Ligi vardı. Ne var? UEFA vardı. 12 takım kaldı. Konferans vardı. Ne olursa olsun bu kadar büyük paralar harcandı. Ama sadece başarı Türkiye'de var. Türkiye Süper Ligi'nde var. Biz isteriz ki eğer bu kadar büyük paralar harcanıyorsa. Ama bu sene yine çeyrek finali gördük hocam. Yani, kötü mü? Nerede görüldü? Konferans Ligi. Yani.
Öteki tarafta da ama 1/16 yani onu şey yapmamak lazım. Şimdi baktığın zaman konferans liginde bir 600-700 yani. Milyon doların değeri olan Aston Villa da var yani. Değerli şimdi dostum, onun değerini aldığın zaman Türkiye liginin üstünde sen, zaten. Ali'ciğim sen gitmişsin UEFA'da çeyrek final oynamışsın. Öbür takım gitmiş UEFA kupasını almış. Dönüyorsun burada bana konferans liginden bahsetmeyeceksiniz. Bundan sonra daha fazlasını yapacaksınız. Yok, o zamanki o dönemki oyuncularla bu dönemki oyuncular, o dönemki paralarla bu dönemki paralar, bu kadar paralar harcanıyor. Taraftar da insanlar da ister istemez hepimiz futbol severler olarak ülke futbolunda Avrupa'da söz sahibi olmak istiyoruz. Bunun için de başarıya ihtiyacımız var. Yani şimdi başarılıyız diyebilir miyiz? Mesela. Hayır, başarılı anlamda değil ama beklentilerimiz de birazcık dengelememiz gerekiyor. Şimdi son senelere baktığın zaman yine Avrupa'da hatırladığım kadarıyla ya bizim oynadığımız dönemde bir çeyrek final vardı Şampiyonlar Ligi'nde. Ondan sonra Fenerbahçe galiba yine bir yarı final oynamıştı UEFA Kupası'nda hatırladığım kadarıyla. Geriye baktığımızda zaten ne kadar başarılıyız ki Avrupa'da. İlla hemen kupayı istiyoruz. Bence İlla aslında adım adım gitmemizde Ali'ciğim, fayda vardı. Son kupayı Galatasaray'a aldıktan sonra ama kaç sene geçti üzerinde sadece işte ben de onu kastediyorum. De diyorum ki, yani beklentileri birazcık daha aşağıya çekmemiz lazım. Ülke futbolunun daha çok gelişmesi lazım diyorum. Bak bu kadar ona yabancı oyuncunun önü açıldı. Şimdi o zaman kaç tane yabancı ile oynuyordu? Şimdi bak bütün yabancı oyuncuların hemen hemen önüne yani nihayetinde açıldı. Ali'nin bu kadar büyük paralar veriliyor. Yani bunun da karşılığını başarı olarak Türkiye'de futbol severlerin görmek istediklerini söylüyorum yani. Benim yani harcanan parayla elde edilen sonuca baktığımızda Türkiye Ligi veya Türk futbolu olması gereken yerde değil. Yani Hollanda, ne bileyim bir Portekiz takımları çok daha küçük bütçelerle değil mi? Tabii canım, yani bize gelip adam 1,5-2 milyon euroya oynayan önce bizden gidiyor. 300 bin euro, 400 bin euro oynuyor. Antalya'da Hacı Wright vardı. Şimdi baktım United'la oynamışlar. Gol atmış, ikinci lige gitmiş. Yani bak bizde çok, ben seviyordum o oyuncu. Atletik, fizik. Nerede oynuyor şimdi? İngiltere'de ikinci ligde oynuyor. Şu an takımı da 7. sırada. Bu arada Barcelona Real Madrid derbisi vardı. Real Madrid son dakikada Bellingham'da 3-2 Barcelona ceza. Arda Turan maalesef. Arda Turan değil. Arda Güler. Ben niye Turan diyorum. Arda Güler maalesef. Bana da sürekli diyorlar. 3 Saffet olunca karıştırıyorlar bizi. O yüzden Türk futbolunun gerçekleri maalesef var. Bunu günlerce konuşsak olmaz. İnanıyorum ileride bir masaya futbolu yatırıp bir günde neden bunlar oluyor diyor. Türkiye'nin önde gelen insanların konuşması. Yani gerçekleri görmemiz gerekiyor. Ama Türkiye'de maalesef bunlarla ilgili... Bu sene ben Türk takımlarını başarısız bulmuyorum ama ya. Bence 20. sıradan 10. sıraya kadar çıktık dünya sıralamasında. Eğer sen... 10 basamak birden yükseldik. Peki şunu yani şu anda mesela Avrupa'da bu yıl en çok puan toplayan 8. takımız. Tamam şöyle söyleyeyim. Yani 8. ülkeyiz özür dilerim. Şunu söyleyeyim sana. Bak şimdi tabii ki Avrupa'da oynuyoruz. İşte Konferans Ligi de değerli bir lig. Konferans Ligi de değerli bir lig. Doğru mu? Ama baktığımızda UEFA Ligi çok daha değerli. Şampiyonlar Ligi çok daha değerli. Bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde orada bir final görmesini çok uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Başarılı hocam, mıyız? Hocam sen o bütçelere yaklaşamıyorsun bile. Olsun. Yaklaşamayan yani takım... Yani İngiltere Premier Ligi'nin sonuncusu senin bütün yayın hakların kadar para alıyor. Yani bütün ülkenin bak. Yani İngiltere Southampton sonuncu mu oldu? 165 milyon dolar aldı. Şey euro aldı. 165 milyon. Sen ligini kaça sattın? 140 milyon euro. Ama ligden gelen parayla değil bak şimdi sen sadece bir ligi... Mesela bu yıl en çok parayı Galatasaray'a. Mesela Portekiz ligine bakalım. Portekiz ligine bakalım. Hocam ama konuşalım. Ekolonlar ya. Yani Braga, Porto, Sporting. Ama şimdi o öyle bu böyle dersek ama futbolda bir yere varamayız. Hayır hocam. Şapladan ziyade. Çok büyük açılıyorsun ama. Şimdi herkes Portekiz örneği veriyor. Portekiz zaten okyanusa açılarak Brezilya'yı, Arjantin'i kendi yapısının içine bağlamış. O yüzden İspanya ve Portekiz oradan gelen adamın ilk durağı oluyor hocam. Avrupa'ya ilk oraya geliyor. Buradaki şansın kendin Hollanda, yetiştirmen gerekiyor. Yetiştirdiği Hollanda zaman ligi, 85 milyonluk. Portekiz'e Hollanda Ligi. Hocam Hollanda Ligi dediğimiz ligin dünya futbolunda yeri var. Rimus Michel denilen bir ekol var. Yani sende var ya mı öyle bir ekol? Şimdi, zaten sorun orada dostum. Ben de diyorum ki bu kadar büyük paralar harcıyorsun.
Tamam mı? Ama karşılığını alamıyorsun. Ama işte... Sen şimdi diyorsun ki 180 milyon dolara şeyi sattık. Ya bugün Fenerbahçe, Galatasaray bu kadroları kaça kurdular? Hocam, bir de yurt dışında. Şunu söylüyorum, ben onu demiyorum. Bak 1923'te kurulmuş senin ligin. Değil mi? 1923'te kurulmuş değil abi. Öyle söyleniyor da 1959'dan mı başlamış? 50, yani hayır, 50 küsürlerde başlamış. Hayır, o, yani Fenerbahçe Futbol Federasyonu istemiyorum. 1923'te Türkiye Futbol Federasyonu kurulmuş. Milli takım olarak ilk Dünya Kupası'na 54'te fıstırıstan gidiyorsun. 58'de parasızlıktan gidemiyorsun. İlk gittiğin 2002. Senin verdiğin Hollanda ekolü 74'te Winnie van de Kerkhoff kardeşler Cruyff'larla final oynuyor. Almanya'ya kaybediyor. 78'de Kempes'le Arjantin'e kaybediyor. Yine final oynuyor. Yani ya bu adamlar ekol. Ki, Emre, sen o ekol Emre, değilsin. Ekolle alakası yok ki bunun. Bence oyuncunun öyle yetiştirmesiyle alakası var. Oyuncunun almasıyla i̇şte alakası var. İşte o ekolle yetişiyor sen hocam. Şimdi, sen bugün 3 milyon euro bir oyuncuya veriyorsan, yurt dışında gidiyor oyuncu zaten 5,5 milyon euro alacaksa %45'i kesiliyor. Oyuncunun eline yine 3 milyon euro geçiyor. Hocam ama para oynamıyor. Zaten aynısını veriyor. Bence bizim hata yaptığımız nokta zaten bu değil mi? Sorun da orada. Hocam. Ben de onu anlatmaya herkes çalışıyorum. Herkes para oynuyor zannediyor. Ben de onu anlatmaya hayır, çalışıyorum. Hayır, para da önemli bu işte ama tabii bunu yani yaparken Avrupa'nın yetiştireceğin yerler çok önemli. En büyük 7. ülkesisin herhalde değil mi bu konuda? Şimdi Hollanda'nın nüfusuyla Türkiye'nin nüfusuna bir bakın, bir mukayese edin. Hollanda'dan çıkanlara bakın, Türkiye'den çıkanlara bakın. Tamam, ona göre yetiştiriyor Ali hocam. Ben de ona değerlerine sahip çıkıyor. Ali'ciğim ben bizim... de bak şimdi benim burada hocam konuşmamı... Senin Fatih Karagümrük'ün var. Fatih Karagümrük Süper Lig takımı. Süper Lig'de takımı olan, yani Süper Lig'de olan bir takımın tesisi yok canım hocam. Ya o kadar gitme yani, Beşiktaş'la şey yapalım. Ali hocam bir saniye. Beni. Beşiktaş'la falan alakası değil. Hayır, hayır. Yok arkadaşlar. Rol olarak veriyorum. Sen şimdi Deniz Ege gibi bir 6 numaran var. Önüne 12 milyonluk bir Musrati'yi koyduğun zaman bu oyuncunun oynama şansı ne kadar? Yani kendi değerimize sahip çıkmadığımız zaman ne yapıyoruz? Dışarıdan topluyoruz. Değerli dostum. Ama yetiştirdiğin oyuncuya sahip çık, oynat, ekol. Ekol nasıl oluşturuluyor? Yetiştirerek, inanarak, sabrederek bunun üzerinden belirli şeyleri kazanıyorsun. Hani buradaki en önemli faktör sabır. Sanki tabağa katılıyor. Bir de bir şimdi şey... Niye? Katılmadığın başka noktalar var mı? Bir dakika. Tamam sabır da şimdi senin eline bu kadar çok paralar geçiyor. Tamam mı? Siz 180 milyon dolar değil sadece. Dönün bütün kulüplerin yıllık şeylerine bakın. Beşiktaş'ın sezon başı 73 milyon dolar. 20-25 milyon dolar da bu koysa 90-100 milyon dolar para harcamış bu sene. 100 milyon dolar 3 milyar 3,5 milyar TL para yapıyor. Bu az uz paralar değil yani. Bu paraların doğru yerlerde doğru şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı şekilde Fenerbahçe, Galatasaray veyahut da diğer takımlarımızla da alakalı. Bütün takımlarımız borç içerisinde. Hem başarı yok, hem para borçlanıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu futbol gitgide kötüye gidiyor. Önceden de bu kadar para yoktu ama başarı geliyordu. Gene bir şeyler yapıyordu yani takımlarımız. Şimdi geçmişte bugüne baktığın zaman milli takımlar da dahil olmak üzere yani kötüye gidiyoruz ve onu söylemeye çalışıyorum. Ali abi size. Şimdi bir tane çok çok değerli bir abimizle konuştuk. Dedi ki ya Türkiye'de futbol takımları taraftarlarını iyi kullanamıyor dedi. Nüfusumuz 100 milyona geliyor dedi işte orası burasıyla beraber. 85 milyon burada yaşıyor, dışarıda var 100 milyon geliyor. Her takım işte Galatasaray... Bu arada Beşiktaş 100 milyon dedin, ona bakıyorum kafam takıldı. 26,5 milyon euro harcamış hocam ya. 73 milyon, ben sana göstereyim istiyorsan şeylerini. 73 milyon dolar bonservisiyle falan. Tamam mı? Bir yani grup. Bu 25 milyon da şimdi yani geldi bütün, ya. Bütün takımın değerini toplam takım. Ha, toplam takım değeri. Yoksa bu sene transferi harcadığı para 28 milyon euro civarında. Onu çünkü Bayer Leverkusen 33,5 milyon euro harcamış. İşte biliyorsun şampiyon oldu. Ya şimdi bak ben sana örnek vereyim. 28,5 milyon euro dediğinde Bahtiyar'la neydi o? Onana zaten 10 milyon euro bonservisi ikisinin. Sadece bonservisi 10 milyon euro. Hocam yani oyunculara verilen paraları emekli saymıyorum. Emekli maaşım yattı, ben aranızdan ayrılıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Vakit mi? Girişi var yani şu an hesabımda. İki tane oyuncunun sadece maaşı, Raşitsa'nın 6 milyon euro bonservisi. Anladım. Ortalama 16 milyon euro. Yani 3 oyuncu, daha saymadım. Bunların kendi aldıkları paraları saymıyorum. Total olarak yani 100 milyon euroya geliyor. Şeyden sonra da gösteririm ben sana istiyorsan. Yok tamam, doğrudur hocam. Yani onun için bu kadar paralar harcanır. Hem başarı yok hem bir de kulüpler borçlanıyor yani. Ben bu işin burasındayım aslında. Ben de işte onu diyorum. Bu sene mesela o kadar başarı yok demeyenler dedim. Şubat'ı gördük iki takımla. Çok enderdi hocam bu.
Yani gülüyoruz ama Şubat'ı... Niye? Geçen sene Sivas görmedi mi mesela? Sivas Spor. Geçen sene miydi? Ondan önceki sene miydi? Şubat'ı benim görmedi hocam. Hatırlayamıyorum. Rıza Hoca'yla. Ya genel Rıza anlamda hocayla, baktığın tabii zaman Emre abi, beklentiler yüksek tutulduğundan dolayı belki şu anda başarısızlık olarak görüyoruz. Ama totaline baktığımızda aslında gidebilecek. Sadece rakiplere baktığımızda şimdi Galatasaray mesela o gruptan kim... United'i eledi, Kopenhagen'e karşı dışarıda kaybetti. Kaldı. Orada bir sıkıntı var ve sonradan Sparta Praha'ya elendi. Dönüyorsun Fenerbahçe'ye, Olympiakos'a karşı elendi. Yani bu rakipleri gördüğünde aslında bunlar elenilecek rakip olduğundan dolayı belki kendimizi başarısız görüyoruz ama totaline baktığın zaman yine idare eder bence. Ben de fikrimi söyleyeyim mi? Başarılar... böyle toplama takımla az koşan defolu demeyeyim de yani oyunun 3 bölümünde oynayan oyuncularla özellikle bu kulvarlarda başarı olman çok zor görüyorum. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde asla böyle bir başarı yakalayamasın bu oyuncularla. Çünkü oradaki oyuncuların hepsi atletik, fiziksel yapıları, hem dayanıklı hem süratli hem devamlı olan oyuncular oynuyor. Çok az oyuncu öyle artık kaliteli hocam, ayak. Hocam senin primadonna dediğin oyuncun oynamıyor şu anda Avrupa'da. Yani Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yıldız dediğimiz Arda Güler şu anda forma giyemiyor. Yani ben söylüyorum size ama eleştiriliyoruz yani bu konuda. Yani ben diyorum ki Arda Güler'in şu an pozisyonu yok. Önce kendine bir, önce hocasını inandırması lazım. Ben şu pozisyon 8 numarayım. 8 numaranın gerektirdiklerini de yapıyorum. Mücadele ediyorum. Top önce kaybetmiyorum. Arda Güler bir mezzella hocam. Tam bir mezzeyle. Böyle Kevin De Bruyne gibi falan. Çizgide oynayıp içeri kat eden. Neyse inşallah öyle olur. Tabii ki hedefimiz de orada bunları yaşayacak. Ama bugün de baktığımızda mesela ben bir hoca olarak şöyle bakıyorum. 2-2 maç. Bugünkü maçtan bahsediyorum. Gole ihtiyacım var. Ve oyuna kimi sokmam gerekiyor? Senin yetenekli dediğin oyuncuyu sokman. Yani bir şeyler yapacak. Sıra dışı bir özellikli bir oyuncu. Soktu mu? Yine sokmadı. Çünkü güvenemiyor. Oyuncunun daha hazır olmadığını görüyor ve standart oyununu oynuyor. Yani burada Arda Güler'in daha mesafe kat edeceği çok şey. Fiziksel peki olarak gelişmesi bile şu anki Real Madrid'in bence gerisinde ayakta durması gerekiyor. Top kaybetmemesi gerekiyor. Da gerekiyor da gerekiyor. Çalışacak. İnşallah olacak. Beşiktaş'a geçtik. Beşiktaş'ı konuşacağız. Ama Beşiktaş'ı konuşurken Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın bir açıklaması var. Onu dinleyelim, sonra Ali Eren üzerinden Beşiktaş'ı analiz edelim. Cuma akşamı ne oldu biliyor musunuz? Bana göre skordan önemlisi Tayyip Taylan'ın bir müdahalesi vardı. Muçi yerde yatarken Beşiktaş o zaman takım oldu bakın. Yani benim en arzuladığım an o andı. O yüzden ben takımıma teşekkür ediyorum ve her zaman böyle mücadele etmelerini, yani 80. dakikada bile pres yapan bir Beşiktaş var. Biz Türkiye Kupası'nda hedefimize ulaşacağız. Mutlaka ulaşacağız. Bunun için her türlü motivasyona hazırız. Takım da hazır. Sanırım takım da Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek. Ben özellikle Sayın Santos gelmeden önce çok büyük bir görüşme trafiği geçirmiştim. Dolayısıyla o görüşme trafiğindeki birçok arkadaşla tekrar görüşme niyetinde değilim. İlk önce açıkçası odaklandığımız konu Serdar Hoca'nın başarılı olması. Şu anda Serdar Hoca'nın başarısını görmek ana hedefimiz. Onu gördükten sonra karar verme konusunda iyi çalışmalarımız var. Acele etmeyeceğiz ama kampa gitmeden önce bütün bunların hepsi bitecek. Yani transfer çalışmaları da aynı şekilde. Biliyorsunuz iyi bir transfer komitemiz var ve transfer komitemiz çok yoğun çalışıyor. Başkan Hasan Arat böyle konuştu. Hoca arayışını sürüyor. Hasan Arat polyanacılık mı oynuyor? Ne yapıyor anlamadım yani. Şimdi tabii bir
giden hocamız var, bir yeni gelen hocamız var baktığınız zaman. Tabii giden hocamızdan bir ara çok memnundu herkes. Bir 3-4 maç böyle Beşiktaş gol yemeden kazandı, beraberlik ve 3-4 maçta kazandı. Bu ama güzel herkes, şeyler söyledi değil mi yani? Herkes uçtu, kaçtı, işte şöyle olacak, böyle olacak diye konuşuyorlardı herkes. Hatta ben o zaman da tweet attım, bak bunu, bugün buna sevinmeyin, bu maçlar böyle olmaz diye. Beni gene bir linçlediler. Arada yapıyorlar, yapsınlar, canları sağ olsun. Hani küfür müfür ediyor diyorlar ya, yani bana edilen küfürün hatta hesabı yok yani, inanamazsın. Ama ben sesimi çıkarmıyorum, neyse kişi... Kendi, yani hepsini kendilerine iade ediyorum bana ne söylüyorlarsa. Çünkü ben en azından bir yorum yapıyorum. Doğrudur, yanlıştır. Her yaptığımız yorum da doğru olacak diye bir şey yok zaten. Öyle bir şey olsa gidip fal bakarız sabahtan akşama kadar. Anlatabiliyor muyum? Bizim de yanıldığımız şeyler olacak. Ama şimdi bugün baktığınız zaman Ankaragücü maçında Beşiktaş'ta bir hareketlilik vardı. Neye? Hoca gitti. Oyuncular biraz daha serbest kaldı. İşte üçüncü bölgede rakibi karşılamaya başladılar. Baktığınız zaman Ankaragücü çok iyi çıktı, geriden oyun kurdu, geçişlerini bölgeler arası birinci bölgeden ikinci bölgeye, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye güzel geçişler yaptı. İşte kimler var mesela, Ali Kağan'la, Tolga'yla baktığınız zaman Efkan'la iyi geçişler yaptı. Beşiktaş'a baktığın zaman bazı pozisyonlarda yakaladı top Ankaragücü'ndeyken, kontra hata, hızlı hücuma çıktı Beşiktaş'ın. Oyun şeyi daha çok buna yönelikti. Top şeylerine baktığınızda Beşiktaş'ta toplu oynama sürelerinde Ankaragücü maçının başından sonuna kadar Ankaragücü'nün istatistikleri daha yüksekti. Hatta %62'lerde, %65'lerdeydi bir ara. O %56'lara kadar düştü. Çok yaşa. Size göre. Ama şu vardı. Coşkulu bir Beşiktaş vardı. Elinden geleni yapıyorlar. Fakat yine söylüyorum, takım savunmasının, yani birlikte takım savunmasını Beşiktaş tam anlamıyla yapamıyor. Burada eksiklikleri var. Bunu Serdar Hoca ile alakalı değil kesinlikle. Çok kısa bir süre içerisinde geldi. Bunların hiçbirisini ben zaten Serdar Hoca ile bağlaştırmıyorum. Şimdi üç büyüklere bakıyoruz. Bugün Galatasaray'ı da seyrettim. Bir nebze geriden oyun kurabiliyor baktığın zaman. Ama Fenerbahçe'ye bak, işte Olympiakos maçını konuşuyoruz. Baskı yediği anda uzun oynamaya başlıyor. Beşiktaş da oyun kuramıyor. Bakıyorsun kalede Ersin var, ayakları yok şu anda. Anlatabiliyor muyum? Tabii yani kullanamıyor ve 2-3 tane de attığı pası zaten kaptırdı Alisova. Aslında görünmeyen kahramanları vardı bugün. Baktığınızda Beşiktaş maçının. Muçi çok iyi oynadı ama savunma, Svensson, Necip ve Voral çok müthiş mücadele etti. Çok iyi savunma yaptılar bunlar. Ankaragücü de böyle olduğu halde çok pozisyonlara gitti, girdi. Bosoguk var onlarda, sol önde oynayan. Hakikaten Svensson'u çok zorladı. Müthiş bir oyuncu. Yani çabuk, top tekniği, kuvvetli abi. Bütün pozisyonlara da hemen hemen onunla girdiler. Bir tane merkezde 18'in önünde bir orta pası var. Alisova attı. Vursa, kaleyi tutsa gol olabilirdi pozisyon %90 ama dışarıya çıktı. İşte dönüp Kisuyu'nun kaçırdığı pozisyon var. Efkan'ın ceza sahası üstünden kaçırdıkları var. Tabii dönüyorsunuz Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Beşiktaş da dediğim gibi savunma yaptı ama aldığı toplarla hızlı hücuma, kontra hataya çıkmaya çalıştı. Zaman zaman sete döndü Beşiktaş'ta oyun ama Ankaragücü'nün de topun hakimi, oyunun hakimi başından sonuna kadar, maçın sonuna kadar Ankaragücü'ydü. Yani ben hakikaten Ankaragücü'nün Beşiktaş'ta oynadığı oyundan keyif aldım. Beşiktaş'ın da kontralarından, hızlı hücuma çıkışlarından, işte Muçi'nin hareketliliğinden baktığın zaman hakikaten keyif aldım. Raşitsa'nın bakıyorsun. Yani güzel bir maç oldu bana göre. İki takım da açık oynadı birbirine. Yani Ankaragücü gelip de savunma yapayım, aldığım topla çıkayım diye bir şey yok. Zaten baktığınız zaman Ankaragücü 480 küsür pas yapmış. İşte bunun 396 tane, %86 pas ortalamasıyla oynuyor. Beşiktaş'ta 300 küsür pas yapmış arada. 310 mu, 305 mi pas yapmış. %30 bir aralarında fark var. Bence kendi sahamızda topun hakimi de Beşiktaş olması lazım. Oyunun hakimi de Beşiktaş olması lazım. Ama bunun için de tabii ki biraz Serdar Hoca'ya zaman vermemiz lazım. Yine tekrar söylüyorum. Bakın bu oyunu İstanbulspor'dan Zeki Hoca'yı konuşuyoruz değil mi? Dönüyoruz ondan sonra Çağdaş Atan'ı konuşuyoruz değil mi? Niye geriden oyun kuruyorlar?
bakıyorsunuz. Yani hakikaten güzel oyun oynatıyorlar. Keyif alıyorsunuz, pozisyona giriyorsunuz. Aynı şekilde Çaykur Rize'ye bakıyorsunuz. Yani biz ama bu üç büyüklerde bugün Galatasaray'da vardı baktığında. Pendik Spor önüne basarken kaleci çıktı öne biliyorsun. Pas alışverişlerini o yapıyordu. Ama şu anda tabii ki kalede Mert olmadığı için Türkiye'deki en iyi kalecilerden bir tanesi de aslında ayakları iyi olan Mert'tir. Yani ilk ikinin içerisindedir bana göre. Bugün Trabzon kalecisi aynı hatayı. Tabii Uğurcan'ın yapmış olduğu hata var. O zamana kadar da aslında çok iyi gidiyordu Uğurcan'da baktığınızda. Ondan dolayı yani oyunun güzelliklerini görmek istiyoruz saha içerisinde. Vur dibine, koç peşine. Yani bizim dönemimizde oynanan futbolu istemiyoruz artık. Çünkü futbol gelişti. Oyuncular gelişti. Artık farklılaştı. Yani oyun olsun, keyif almak istiyoruz. Böyle maçlar olduğu zaman oturup zaten seyrediyoruz. İnanılmaz da keyif alıyoruz. Onun için ben iki takımı da beğendim. Salı günü tekrar bir maç var. Kupa maçı. Salı mı, çarşamba mı? Kupa salı, maçı salı. Var. Salı değil mi abi? Yani onda da güzel bir maç olacağına evet. inanıyorum. Ben de Beşiktaş, abi son bir kelime hemen söyleyeyim, cümle söyleyeyim, bitireyim. Beşiktaş bana göre bugün için iyi yolda. Fakat bakın iki maç, üç maç yenilirse Serdar Hoca'ya da sallamasınlar. O da daha yeni geldi. Yani takımı toparlamak için uğraşıyor. Biliyorsunuz ilk bizim taraftarlarımız özellikle sizi alır hemen dağın tepesine çıkartırlar. İyi giderken. Kötü gidişte de oradan hemen aşağıya atarlar. Bunu olsun istemem Serdar Hoca'ya. Umarım bu sezonu iyi bir şekilde geçirir. Önümüzdeki sezonda belki takımın başında Feyyaz Hoca'nın dediği gibi, Feyyaz abinin dediği gibi bilemiyorum. Belki yine teknik ekipte olur. Ben Serdar Hoca'ya tebrik ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Evet. Ben de Ankara Gücü maçı ile ilgili şunu söyleyeyim. Tabii ki bir defa Muçi'nin geldiğinden beri En etkili olduğu maç. Ben yani Muçi dışarıdan bakıldığında çok böyle Atletik Ronaldo tarzında bir stili var ama oyunu anlama... Neymar ne var? Ronaldo stili var. Allah Allah. Yani koşu tarzı. Top ona yakışıyor. Bazı oyuncuya yakışmaz mesela. Muçi'ye yakışıyor ve etkileyici bir yapısı var ama sonuç olarak üretkenliğine baktığımızda da gereken seviyede değil. İşte Getson'un bir güzel şutu vardı ama 1-0'dan sonra Ankara Gücü'nün oyunda çok daha üstün pas yapan ve pozisyona giren bir Ankara Gücü vardı. Sonuçta bunu sonuçlandıramayınca da bir yan topladı 2-0 yakaladıktan sonra. O da oyuncu kalitesiyle alakalıydı. Ya, yani olabilir. Beşiktaş nihayetinde maçı aldı ama bana sorarsan yani Ankara Gücü sanki Beşiktaş gibi oynadı. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizler hepimiz işte hep sonuçlara bakıyoruz ama şimdi Beşiktaş yönetimi zaten çuvalladı. Buraya gelirken yaptığı hatalar, antrenör tercihinden tut, işte yapılanması falan hepsinin arkasının boş olduğunu gördük. Beşiktaş'ın hocası bana sorarsan nasıl olmalı? Tıpkı Fenerbahçe'nin hocası nasıl olmalı diye baktığımızda isimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Bir defa kariyerli biri olmalı Beşiktaş'ın hocası. Bu şampiyonluk yolunda daha önce mücadele etmiş, şu an Beşiktaş... Yani hiçbir baskı altında olmayan bir maçlar oynuyor. Burada herkes rahat olabilir. İstanbulspor takımı da belki antrenörü bunu değerli kılmıştır. Ya da baskısı olmadığı için İstanbulspor rahat oynuyordu. Bunu bilemiyoruz. Daha önce bir şampiyonluk heyecanı yaşamış bir hocanın olması gerekiyor. Teknik ekibinin uluslararası seviyede hocanın açıklarını kapatacak, haftada iki maç oynama, Fenerbahçe'de gördüğümüz sakatlıkların arkasında bu olabilir. Böyle bir teknik ekibi olması, yani uluslararası seviyede çalışmış insanlar olması, yani Serdar Toprak da böyle bitmiyor ki. Serdar futbolcu, altyapıda çalışmış, belki de iyi bir teknik yapısı ama ekibin bir tabii. antrenör, atletik performans koçu, ne bileyim mental koçu bunlar var mı? Bunlar iyi mi? Beşiktaş'ı onun eksiklerini Serdar'ın kapatabilecek mi? Bilmiyoruz. Baskı altında Serdar'ın doğru karar verebileceğini bilmiyoruz. Vizyonlu ve iletişimi güçlü bir antrenör olması gerekiyor. Ki Beşiktaş'ı kaldırsın bence. Şu an Serdar'a baktığımızda Beşiktaş şunu yapmış olabilir. Demiştir ki biz Serdar'ı aşağıda izledik. Tamam mı? Gerçekten bu saydıklarımızın bir kısmı bu çocukta var ve bunu görmek istiyoruz. Ve bunu da altyapıda gördük diyorsa Serdar devam etsinler. Edeceklerdir. Çünkü ligin pozisyonu bu ama
Bana sorarsan gelecek yıl mutlaka zaten bir antrenör almak zorundalar. Çünkü eğer Serdar böyle giderse gelecek sene diyelim ki dedik ki çok iyiydi Serdar, iki hafta kötü gitsin, Beşiktaş'ta başka bir kaos olur. Yapılanması önümüzdeki şimdi, sene yeni teknik direktörler olacak. Safet Hocam şimdi Ali Hocam bir saniye. Zaten Serdar Hoca'ya baktığında aslında son 5 haftada galip gelemeyen bir Beşiktaş var. Yani özgüveni de dibe vurmuş bir Beşiktaş var. Bunu alıp tekrardan sahaya galip gelmesinde büyük rol oynadığını düşünüyorum. Ya hoca değişimlerinde bütün bu sene hoca değişimlerinin hepsinde Beşiktaş galibiyetle kazandı, başladı. Galip geldi. Evet, yani galibiyetle başladı. Yani onu söylemek istediğim bir ikincisi de şu. Hocayla alakalı. Hoca geldiğinde sadece hocaya ödenecek para değil, hocanın da bir bütçe isteyecek Beşiktaş'tan. Bunlar kolay şeyler ama değil. Ama zaten Hasan Arat'ın orada belirttiği, daha önce görüştüğü, tekrardan başa dönmesi gerekmediğini, ama bence orada takıldığım bir nokta vardı. Acele etmeyeceğiz. Yani ya daha önce belirttiği olayın yine tekrar sanki aynısı yaşanıyormuş gibi gözüküyor. Çünkü orada da acele etmeyeceğiz dediler. Brankhorst'la anlaşamadılar ve acele etmek mecburiyetinde kaldılar. Gittiler Santos'la anlaştılar. Şimdi bu da yabancı bir hocayla anlaşılıp da bu kadar büyük paralar verilip bu kadar büyük bütçe konacaksa ben Türk hocanın gelmesinden yanayım. Şimdi Safet abinin bazı dediklerine katılıyorum, bazı dediklerine katılmıyorum. Çünkü başarılı olmuş bizim altyapıdan yeni nesil hocalar var alt taraflarda baktığınız zaman. İşte kim diyoruz? İlhan Palut diyoruz. Kim diyoruz? Çağdaş Atan diyoruz. Örnek veriyorum. Kim var? Sergen Yalçın var. Şampiyonluğu var. Dönün bakın ondan sonra Okan Buruk şu anda Galatasaray'ın başında iki tane şampiyonluğu var. Birisi Başakşehir'de, birisi şeyde. Yani biz bunları değerlendirmemiz lazım. Yani bunlarla niye çıkmıyor? Şimdi bakıyorsunuz adamın oyun tarzına, oyun şablonuna, taktiksel olarak yani yeni her şeyi takip ediyorlar. Çok iyi işler yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bunlara da şans verilmesinden yanayım ben. Ha, yabancı hoca getirebilirsiniz tabii ki. Ama geçen sene Fenerbahçe getirdi. Bir sene kalamadı. Yani zaten ne olursa olsun 5-6 maç kötü gittiğinizde veyahut da yukarıdan biraz koptuğunuz zaman kral olsa gönderiliyor ve eleştirilmeye başlanıyor. Yani kim olursa olsun buraya hangi hoca gelirse gelsin, bugün Real Madrid'in hocası gelsin Beşiktaş'a, 5 maç kötü gitsin Beşiktaş, o da eleştirilecek yani. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı ben bence Türkiye'de bu işi yapabilecek hocaların olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi Sergen olur, Çağdaş Atan olur. Evet. Yani ben onlardan, ama, İlhan Palut peki, olur. Onlardan belki bir tanesi hocam, çünkü çok az vaktim gelebilir. Hocam pozisyonlar. Beşiktaş maçında maçın hakemi maçı çok üstüne çıktı. İyi maç yönetti. Bir pozisyon vardı. O pozisyonda elle çarpma pozisyonu vardı. O pozisyonda da zaten Muleka mıydı? Muleka'dan çarp. Yani bir penaltılık pozisyon yoktu. Zaten Varda karışma hakkı da yoktu. Şeyde. Yani bir pozisyon yoktu Beşiktaş maçı yorumunca. Sarı kart var mı yok mu? Yani var bir iki tane bir şey var ama maçın çok önüne geçmedi. Zaten rahat da maç oldu hakem için. Ama hakem zamanında durduğu yerler çok iyiydi. Mesela Alisov'un bir offside pozisyonu vardı. Karşı karşıya kaldığında, Beşiktaş kalecisiyle karşı karşıya kaldı. Yardımcı hakem acayip iyi oynattı. Onu mesela tebrik etmek lazım. Dakika 46'da mesela, bu sefer de enteresan iyi şeyler söylüyoruz. Dakika 46'da Bahattin Şimşek'in oynattığı bir avantaj vardı. Efsane. Bunu da çok güzeldi. Yalnız dışında hakemin çok bir şey yoktu ama şunu muhakkak söylemek gerekiyor. İstanbulspor Karagümrük maçında yani illaki biz... Hocam dur oraya geçme. Şimdi bir şeye döneyim. O da Beşiktaş maçıyla ilgili. Peki. Yoruma. Ben bir eleştiride bulunabilir miyim arada girip hemen? Çok kısa. Bahattin Şimşek ilk yarı biterken Beşiktaş korner kullandı. Top tekrar kornere çıktı. İkinci kornere gitti. Bizim oyuncu Fernandez aldı topu koydu. Korneri kullandırtırmadı. Orada bitirdi maçı. Madem maçı bitireceğim, ben buradan eleştirmek istiyorum kendisini. Niye oyuncunun top kornere çıktığı anda bitirdi. Oyuncu alıyor, geliyor, kornere topu koyuyor. Geriliyor kullanmak için. Düdüğü çalıp oyunu bitiriyorsun. Bu burada eksikliğini gördüm. Sadece onu söylemek Deniz'e istedim. Deniz'e dönelim. Deniz, senin var mıydı maçta gördüklerin? Yani Ali Hoca'ya katılıyorum kesinlikle. Eğer bir köşe vuruşu veriyorsam ve topu koyuyorlarsa orada geciktiniz kardeşim, kullanamazsınız diyemezsin artık. Ya da bunu şöyle düşünebilirsin. Serbest vuruş verdin.
Bütün prosedürleri yerine getirdin. Topu koydurdun, işareti yaptırdın, barajı açtırdın. Adamlar gerildi gitti, gerildi gitti. Dart dart düdüğü çalıp bitiremezsin. O serbest vuruşu kullandırman gerekiyor. O korneri kullandırman gerekiyor. Prosedürler yerine geldikten sonra. Ama kornere çıktı, işaret etmeden maçı bitirdin. Buna bir şey diyemem. Böyle bitirebilir. Bu teamüllere aykırı bir durum değil. Şimdi bir tane gruba bir görüntü attım. Ajanslardan alınmış bir görüntü olduğu için muhtemelen kullanabiliriz. O pozisyonu değerlendireceğim bir. İkincisi de bir penaltı beklentisi vardı. Az önce Vedat Hoca da söyledi. Kaleye vurulmuş bir şut. Ele açık ve bariyer olarak kullanan bir futbolcu. Ama hemen öncesinde önünde bulunan Muleka'nın da eline çarpan bir top. Şimdi bariyer olarak eline çarpan bir top var. Penaltı beklentisi var ama hemen öncesinde hücum oyuncusunun eline temas eden bir top var. Burada bir penaltı beklentisi olduğu için hakemi VAR çağırmalı. Penaltı pozisyonunu izletmeli. Ama Muleka'nın da eline çarptığını göstermeli. Ve kafalardaki soru işaretlerini bitirmeli. Burada hücum faul. Yani Muleka'nın eline temas ettiği için terse oyun başlamalıydı. Ve burada VAR çağırmaz hocam. Bunun yani burada şimdi var burada hücum burada VAR çağırırsa tamam, bir var, soru soracağım. Bir sıkıntı tamam, var. Bir soru soracağım. Defans bir dakika. Defans oyuncusunun eline top çarpıyor mu? Evet. Çarpıyor zaten. Yani defans çarpıyor. Defans oyuncusunun eli açık mı? Bir dakika. Bak, açık çarpıyor, mı? Çarpıyor. Oynamıyor. Elle oynamıyor. Çarpıyor. Defans oyuncusunun eli açık mı? Hocam bak. Bariyer olarak kullanıyor mu? Ben sana cevap verdim. Ondan sonra bak. Oyuncunun eline çarpıyor. Eliyle oynamıyor. Zaten cevap bu. Yani adam eline çarpıyor. Elle oynamıyor. Ya bariyer mariyer olarak kullanması yok orada. Hocam buraya kadar kaleye atılan bir buraya şut kadar var. Geliyor. Bak kaleye atılan bir şut var. Hayır. El bu şekilde. Hocam eğer bu doğal pozisyonda bariyer... Hocam bu pozisyon penaltı. Ama öncesinde Muleka'nın eline top çarptığı için hücum faul olarak değerlendirilmeli. Ve terse faul verilmeliydi. Kafalardaki soru işaretleri giderilmeliydi. Çatışma durumlarında yeni bir moda çıktı. Oyuncular birbirinin gırtlağına sarılıyor. Ali Kıran Başkeser saha içerisinde mafyalığa soyunuyorlar. Tırnak içerisinde söylüyorum. Hakemler ve VAR hakemleri de buna göz yumuyor. Bir görüntü attım. El Musrati'nin gırtlağına sarılmış. Şu anda geldi görüntü ekranda hocam. Evet. Ne diyorsunuz bu pozisyona? Hakem de oraya bakıyor. Bu pozisyonu görmemesi mümkün değil. Bu pozisyonun kırmızı kart olarak değerlendirilmemesi de tamamen bir skandal. Bir oyuncunun sen ayırmak için değil, oraya girip oyuncuyu provoke etmek için gırtlağına sıkarsan pozisyonun karşılığı kırmızı kart. Dolayısıyla bunu hakem görmedi diyelim. Hadi oraya bakıyor. Bakıyor ama görmedi diyelim. Yabancı VAR hakemimiz de sağ olsun. Türkiye'deki futbol iklimini bilmediği için karışmak istemedi diyelim. Ama bir haftaya buna benzer pozisyonları bunlar verilmediği için görmeyeceğimizin garantisi yok. Futbolcular saha içerisinde birbirlerine rajon kesmeye, gırtlak sıkmaya, birbirlerine vurmaya devam edeceklerdir. Pozisyonlar cezalandırılmazsa. Evet. Bu pozisyonu biz oyun içerisinde verilen şeyde görmedik. Yani gördüğüm pozisyon değil. Benim görmediğim şeyde yorum yapmam da mümkün değil. Bu pozisyon yani normal şartta nereden buldun Deniz Hoca? Nereden buldun bunu? Ben bulurum hocam. Tamam şimdi sen buldun da yani. dördüncü hakem var gördü mü acaba? Yani şimdi bunu gördüm. Hocam hakemin gözünün önünde ya. Hakem var orada. Hayır biz kendimiz için söylüyorum. Biz kendimiz için söylüyorum. Boşver bizi. Hakemin gözünün önünde. Şimdi biz tamam, şu anda gördük. Yorum yapmak için söylüyorum. Yani ben tamam şimdi... Deniz bulmuş. Hem de bulmuş getirmiş. Bunun üzerinden ne yorum yaparız mesela? Ajanslarda var bu ajanslarda. Bak şimdi o pozisyonda yani bu pozisyon durmayla böyle çekiliyorsa bu pozisyonda bak pozisyon öyle yavaş oynatırsan bu şekilde fotoğraf verirsen hop hocam burada kar- direkt boğazına sarılmış abi nereden biliyorsun durması yok. Ya nereden biliyorsun belki abi okşuyor mu? Hayır abi pozisyon hocam zaten el hareketi belli bak kol kaslarının
gerilmesinden anlıyorsun, her şeyinden anlıyorsun. Boğaza sarılmış adam. Hocam bir oyuncuya şunu yaparsan oyuncunun ağzı açılır. İstem dışıdır bu. Çünkü nefesini kesersin. Son bir dakika mı? Peki son bir dakikaymış. Bitiriyoruz. Dolayısıyla bu kırmızı kart olmalıydı. Benzer bir durum Fenerbahçe maçında Osterwolde'ye de yapılmıştı. O zaman da cezalandırılmadı. O yüzden diyorum, bunlar cezalandırılmadığı sürece oyuncular saha içerisinde kendi adaletini kendisi sağlamak ister. Bu yola giderler. Bunu hakemlerin engellemesi gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bitirdik. Kulüpler Birliği yarın Mehmet Büyükekşi'yi ikna etmek için bir araya gelecek. İstanbulspor'un küme düştüğünü de söylemiştim. Yarın daha detaylı, daha ayrıntılı, daha farklı şekilde. Bir selam gönderebilir miyim? Çabuk. Büyükekşi aday oluyor. Hemen. Hollanda'dan kardeşim Süleyman Önge. Bugün doğum günüymüş. Hepinize selamı var. Doğum gününü kutlarsanız mutlu olacak. Süleyman Önge'ye buradan selamlarımı iletiyorum. Doğum hep gününü kutluyorum. Hep beraber başlıyoruz. Happy birthday Süleyman. Süleyman. Ben de selam göndereceğim. Buyurun. Evde komutana gönderiyorum ben. Canım birazdan geliyorum. Sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle. Ali Hocam. Öpüyorum. Bugün pas geçiyor. Zaffet Hocam. Güzel bir yayındı. Yarın görüşmek üzere. Ben Murat Tanış'a selam söylüyorum. Mersin Boy Taraftara Derneği Başkanı Murat Tanış'a selamlar olsun buradan. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.